Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galibi... İslam aleminin bugün de lideri Türk milletidir. İstikbalde de o olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkelte ve aleyhi yüneyip. Sadakallahul azim. Her zamanki gibi gene biraz Türkçe yapalım. Sıkmadımsa sizi. Ehemmiyetine, garipliğine binaen eski İnsanların söylediği gibi el tekrar fil hasen ve lekane 180. Bu işte gerekli. Kemalist tahribatın 3 ana istikameti vardır. Birincisi dini tahriptir. Yok etmektir. Tahrif demiyorum. Tahrif şimdi yapılıyor. Tahribe muktedir olamayınca tahrife yeltendiler. Tahrip kabil değil. Allah koruyor onu. Kur'an değiştiremediklerine, sünnet değiştiremediklerine göre Müslümanların anlayışını değiştirmeye çalışıyorlar. Bu tahrip safhasında din aleyhine konuşanlar kamilen din sınıfı dışında adamlardı. Din sınıfından hain bulamadılar. Abdullah Cevdet bir doktor. Ziya Gökalp bir sosyolog. Hüseyin Cahit bir gazeteci. Nuri İleri gazeteci. Çoğu din tahsili görmemiş veya resmi mekteplerde harc-ı alem. Yani herkesin gördüğü kadar kısaca görmüş. İnsanlardı. Bunlarla din tahrip edilemedi. Yok edilemedi. Başarısız oldu. Kurban verdik. Kurbanları sadece mukavemet ettiği için veya etmek ihtimali olduğu için asılan hocalar olarak anlamayın. Asıl kurbanlar onlar şehittir. Onlar zulüm altında nahak yere öldürmüş olmaktan, imanlarından dolayı yok edilmiş olmalarından ahirette bahtiyardırlar. Kurban, onların zihinlerini idlal ederek küfre sürüklediği adamlardır. Hala da aramızda pek çoğu var. Asıl kurban bunlardır. Dünya nimetini elde etmek için ahiretini terk edenler. Medrese hocası Şemseddin Günaltay bile bunlara uymuştur. Usulü fıkıh hocası Seyyid Bey bile bunlara uymuştur. Hilafeti ilga eden adliye vekili odur. Evet. Burada başarılı olamadılar. Millet kahir ekseriyetiyle kül altındaki ateş gibi imanını muhafaza etti. Şeyh Said Hazretlerinin mukavemetiyle ümmetin acziyeti sabit olunca karşı çıkmaktan ziyade yer altına çekildiler. Kuytu köşelere çekildiler. İmanlarını muhafaza ettiler. Tahsil görenler zayi oldu büyük ekseriyetle. Çok uzağa gitmeyin. Babam dahi beni okutmak istemiyordu ilk mektepten sonra. Bir sene terki tahsilim var. Harple okudum. Çünkü anca zaten üniversitede okuyordu. Memlekete geldi. Din iman bir şey yok. Babam onu gördü. Korktu. Benim oğlum cahil kalsın, mümin kalsın dedi. Tahsil böyleydi. Devlette hizmet görenlerle o zehirli tahsil ki oradan mektep kitaplarından ben birçok misaller verdim. Eserlerinde görebilirsiniz. O telkine maruz kalanlar işte asıl onlar kurbandır. Ebedi hayatlarını kaybettiler.
hala böyle inkılabın kurbanı olan adamlarla beraber yaşıyoruz. Bugün her madde için kısa kısa söyleyip lisana geçmek istiyorum. Bugün artık din dışı adamlarla dinin yok edilemeyeceğini anladılar. Şu yola döküldüler. Din sınıfından adamlar ortaya çıkaralım çünkü halk bunların sözüne itibar ediyor. Bunlar senin benim gibi Kur'an'ı öpsün alınlarına götürsünler, muhtevayı insanlara yanlış anlatsınlar. Şimdi bu tehlike var ya, Mustafa Kemal'in devrindeki o resmen ve alenen aşikare din aleyhtarlığından bin beter tehlikelidir. Çünkü adam başlangıçta seninle yolunu ayırıyor. Haşa Allah diye bir şey yok. İnsanlar icat etmiştir diyor. Siyasetin icabıdır diyor Mustafa Kemal'in el yazılarında. Bu adamlardan korkulmaz. Çünkü biraz imanın lezzetine ermiş, idrakine ermiş adam buna itibar etmez. Buna ancak zaten sapıklık zemini kendinde mevcut olan adam itibar eder. Ama bu dini kullanarak bir adam 79 milyonun önünde Allah'ın ayetini 1400 yıldır anlaşıldığından farklı bir şekilde yorumluyor da Müslümanların akaidini sarsıyorsa işte bu tehlikedir. Çünkü bunu anlamak ilim işidir. Bu herkes anlayamıyor. Dinsizin doğrudan dini reddeden, temel esaslar reddeden adamı herkes kolay anlar. Şimdi din tahrifi var. Tahribi değil. Tahrip edemeyeceklerini onlar anladılar. Tahrifi var. Bu tahrifi anlamak ilim işi. Bu daha müşkül bir vaziyet. Lakin Allah'a şükrolsun ki bunun karşısında bu tahrifi anlamak hususundaki istidadımızda da bir gelişme oldu. Bundan dolayıdır ki bu adamlar da netice alamayacaklar. Din dışı sınıftan insanlar eliyle yapılan tahrip gibi bu da mevzi bir zararla atlatılacak. Bunların televizyonları var. Eser mezunuyum diyerek çıkan bir adam var, ismini söylemeyeyim. İran'da tahsil etmiş, teşeyyü etmiştir. Bu ne demek? Şialaşmış. Bir takım doğruların arkasına eğrileri saklayarak idlal ve ifsad ediyor. Hazreti Adem babası vardı diyor. Peki Hazreti Adem babası vardıysa onun da babası kimdi? Maksat yoktan var edilmeyi Allah azimüşşan bizi onu topraktan halk ettik buyuruyor. Şu saraat karşısında bu sözü nasıl diyorsun? Akaid bahsinde kadere iman gerekmez diyor. Bu Caferi itikadıdır. Millet bunu anlamıyor. Benim mezhebim Ehl-i Beyt mezhebidir diyor. Böyle bir mezhep işitilmiş değildir. Ehl-i Beyt'i Şia dava eder. Alameti farikasıdır ama Ehl-i Beyt diye bir mezhep yoktur. Bir başka ilahiyat profesörü, Kur'an kıssaları hakikate tetabuk etmez. Yani hakiki gerçek değildir. Ama halk arasında yaygın olduğu için Allah-u Azimüşşan da bunlardan çıkaracak ibretler için halkın itibar ettiği şekilde yani hilaf-ı hakikat, peygamberan-ı izam hazaratı için Kur'an'da vaki olan kısas-ı enbiya gerçeği yokmuş. Haşa Allah'a yalan isnat ediyor da mart dumanı içinde bir şey göstersen uzaktan bir adama. Bastonla kılıcı fark edemez. Baston mudur, kılıç mıdır? Çünkü idrak pusludur. Mart dumanı halinde tüllüyor fikrini. Bunlar saymakla bitmez. Netice birinci ihanet,
hedefi dindir. Buna muavin olmak üzere, buna yardımcı olmak üzere. İkinci davaları tarihin tahrifidir. Tarihin tahrifinde de milletimiz Müslüman olduktan sonraki tahrifi, hadisatı, mevcudiyeti, başarıları yok farz ederek İslam'dan evvelki devire dönmüştür. İslam'dan evvelki Türklük ön plana çıkarılmış. Moğollar Türk yapılmış. Dünya gülüyor bize. Moğollar hala var. Gitsen Türksün desen kabul eder mi bakalım? Moğollar sarı ırktandırlar. İslam aleminde tarihte Mustafa Kemal'den sonra da olsa ikinci derecede zalim Cengiz'dir. İkinci derecede diyorum, adam öldürmekte, mamureleri harap etmekte Cengiz daha yüksektedir. Ama insanın imanıyla mücadele etmemiştir. Tahakküm etmek üzere gelmiş, camilere atla girmiş, insanları kırbaçlamış camide. Paralarınızı nereye koydun, çıkarın beni uğraştırmayın. Cengiz bir milli kahraman olmuştur. Hulagu Bağdat'ta kitapları kerpiç gibi kullanarak İslami eserleri bina yapıp içine oturan Hulagu makbul bir isim olmuştur. Bugün Hulagu adında da Cengiz adında da insanlar var. Halbuki bu iki isim Müslümanların hafızasında nefretle yad ediliyordu. Eskilerin bir sözü vardır, deli deliyi sever, İmam Ali'yi sever ya. Zamanımızın kafiri de geçmişteki kafirden hoşlanıyor. Mezardan çıkarıyor, onu kahramanlaştırıyor. Bunun manası budur. Şair, sevgilisinin nazını zulüm haline getirmesi karşısında. Tahammül müklimi yıktın, Hulagu Han mısın, kafir diyor. Ama şimdi Hulagu adında tanıdığımız insanlar var. Makbul oldu. Hulasası şudur ki, İslam'dan evvel sen çok büyüktün, çok azametliydin, İslam'la Araplaştın, milliyetini kaybettin, şu bu fasaryalardı. Üçüncü tahrip dildedir. Dilde İslami düşünce şansımızı elimizden almak için. Menşe-i Kur'an ve Kur'an'a dayanan ilmi faaliyetlerin mahsulü olan kelimeleri milli hafızadan silmek. Bizim en garip davamız budur. Çünkü dini mesaildeki yanlışlara da karşı çıkan var, az veya çok. Tarihi meselelerdeki yanlışlara da karşı çıkanlar var. Dilin doğru Türkçenin müdafiği kalmadı. Ama her zaman söyledim. Bir Müslüman, başkaları da Müslüman diye Müslüman olmaz. Müslümanlık hak diye Müslüman olursun. Tek de kalsan feryat edersin. Hak budur diyor. Tek de kalsan. Çokluk senin psikolojine, ruhiyatına destektir. Amenna. Yalnız kalsan garipsenirsin. Ama vazgeçecek değilsin. Sen kalabalık, dindar bir zümre içindeyim diye Müslüman değilsin. Müslümanlığın hak olduğuna, kalbinin mutmain olmuş, beynin bunun icabını, esbab mucibesini kavramış olduğu için Müslüman. Bu davalara böyle düşünmek lazım. Bunun gayesi tamamen Arapça bilmeyen insanların, ki milletimizin kahir ekseriyeti böyledir, Kur'an'la ruhi ünsiyetini artık aradan kaldırmaktır. Sadece bu gaye bilindiği takdirde, bu hareket doğru bile olsa buna karşı çıkmak iman icabı olur. Neden?
Çünkü İslami düşünme şansını, Kur'an karşısındaki hassasiyetimizi izah ediyor. Hiç Arapça bilmeyen bir adam Kur'an-ı Kerim'den bir ahşi şerif dinlese, içinde tanıdığı kelimeler dolayısıyla ruhunda bir tahassüs, beyninde bir tefekkür kımıldar, uyanır. Bu şansı o Müslümanın elinden almak istiyorlar. Hayatı dünya ve ahiret dese, dünya ve ahiret hayat demek olduğunu anlar. Sen hayatı yaşama çevirirsen, bu milli hafızadan silinirse ki birçok kelimeler böyle oldu. Ben çocukluğumda köylünün bildiği kelimeyi, köylünün, köylüden duyduğum, köy türküsünde kullanılan kelimeyi üniversite bitirmiş çocuklara soruyorum. Ey mustantik, mustantik, tabancamı ver bana. Ne demek mustantik? Şimdi oldu sorgu hakimi. İstintak, soruşturmak demek. Bu köy türküsüdür söylediğin. Düşünebiliyor musunuz? Bu millet 500 sene mevlutla dini heyecan namına ihticaz etmiştir. Mevlut'tan size hepiniz ya Darülfünun mensubusunuz ya mezunusunuz. Mevlut'tan size 100 kelime sorsam 90'ını bilmezsiniz. Sun ile bunları olvar eyledi. Ne demek? Sun. Sanat kökünün kelimesinin kökü. Allah sani-i azamdır. En büyük yaratıcı. Türkçede bir tek yaratma kelime var. Bunu kullandığın zaman bazı hadiselere, vakalara, hakikatlere, mart dumanı içinde bakan adamlar diyor ki ya yaratmak Allah'a mahsustur. Hayır. Yoktan yaratmak Allah'a mahsustur. Bir şeyden başka bir şey. Bizim Türkçemizde, Arapçadan dolayı ibda var. Bir eser ortaya koymada bir yaratmadır. Bu yaratma edebi manada ibdadır. Fenni manada icattır, ihtiradır. Keyfiyet manasında ihdastır. Sanat manasında sundur. Allah-u Azimişan Halik kelimesini bile Kur'an'da cemi kullanıyor. Ahsenül Halikin, yaratıcıların en güzeli. Yaratıcı bir tane olsa en konuşulmaz. Bu fukara Türkçe'nin ecdadımız Arapçayla o İslami tefekkürü ifade edebilir zenginliğe kavuşturmuştur. Buna ilana harp edildi. Bu cumhuriyetin ihanetlerinden biridir. Hala devam ediyor. O hale getirdiler ki bu uydurma dille konuşanlar birbirine anlamaz hale geldiler. Mustafa Kemal'in meşhur bir nutku vardır. İsveç kralı geldiği zaman bilsem onu getirirdim. İçindeki kullandığı hiçbir kelime bugün yaşamıyor. Hiçbiri. Evvela bir adama bir hoşamedi yapacak. Hoş geldin konuşmaz. Bunu yazdılar. Sonra uydurukçaya çevirdiler. Onu ben burada okusam içinde tanıdığın bir tane kelime yok. Bu garabet nihayet onlar içinde tahammül edilmez hale geldi. Mustafa Kemal Fuat Köprülü'ye dedi ki bu işi yanlış yapmışız arkadaş. Ama ben yanlış yapmışım diyemem. Çünkü nefis firavun olmuş nasıl der? Adamlar kitap yazıyorlar, kendisini ilah ilan ediyor. Kabe Arap'ın olsun, Çankaya bize yeter diyor. Bu hıyaban ebediyet yoludur. Gider Allah'a kadar buradan ucu diyor Faruk Nafiz. Çankaya giden yol için. Saymakla bitmez. Behçet Kemal Mevlid'i
Mustafa Kemal'e adapte ediyor. Atatürk'e, Atatürk'e salavat. Bunları ben çok yazdım, söyledim. Nasıl desin ki ben yanılmışım? Peygamberde zelle var, masumiyet sıfatına rağmen Mustafa Kemal'de hata yok. Kemalistler bu beyinsizliğin adamıdırlar. Bu idraksizliğin adamıdırlar. Onun yaptığı şey yanlış olur mu? Aa, kendi kabul ediyor. Fuat Köprü diyor ki, bana dedi ki bu işi düzeltin. Yanlış yapmışız ama ben yanlış yaptık diyemem. Bunun üzerine güneş dil teorisi diye bir safsata ortaya attılar. Kısaca bu saçmalığı anlatacağım. Ve buradan Kemalistler ne kadar mantık dışı, ilim ve hakikat dışı, nasıl böyle hayal dünyasında, dünyanın, insanın, kainatın realitesinden kopuk olduklarını anlayacaksınız. Avrupa'da tahsil gören biri, Viyanalı bir alimin bir kitabını görmüş. O kitap, diyormuş ki dünya milletlerinde, hepsinde tefekkür güneşle başlamıştır. Tefekkür güneşle başlamıştır. Onun için milletlerin fikir ve ilim namına ortaya koyduğu her şeyin kaynağı güneştir. Buna lisan da dahil. Lisanlar da güneşin eseriyle çıkmış. Mustafa Kemal rücu etmek istiyor ya, bunu kapıyor. Diyor ki, bütün diller de Türkçeden çıkmıştır. Bu güneş dil teorisi olarak ortaya atıldı. Emrindeki dalgavuk alimlere emir verdi. Bu teoriyi Türkçe'ye tatbik edin. Yusuf Ziya Bey diye Darülfünun'dan müderris, yani bugünkü manasıyla profesör. Profesör olmak cahillikten kurtulmaya yetmiyor. Ecnebi lisanlar, dünyadaki bütün lisanlar Türkçeden çıkmıştır diye bir makale yazdı. Fransızca Türkçeden çıkmış. Almanca Türkçeden çıkmış. Bunun için bazı benzerlikler buldu. Mesela Almanca'da evet yağdır. Ya. Hayret ifade eden bu Türk kelime Türkçe'de hayret ifade eder. Ya öyle mi demek? Almanlar her evet diyecekleri şeyi hayretle karşıladıkları için ya'yı bizden almışlar. Evet'in yerine oturmuş. Rıza Nur Alay için imbesil diye bir kelimeyi böyle herif yere yazı yazmış da atla gelen birisi ona sil bunu demiş, silmiyorum demiş. Silmiyor, o kadar istiyorsan inbe sen sil demiş. İmbesil buradan çıkmış. Bu komediyi fazla uzatmıyorum. Bu ecnebilerin dilleri Türkçeden çıkmıştır diye bütün gavur dilleri, dünyadaki diller. Bu iddia kitaplaşmamış. Ama bir dal kavuk çıkmış. Bir dal kavuk çıkmış, bu Arapça Türkçeden çıkmıştır demiştir. Bu dal kavuğun bir evveliyatını size söyleyeyim. Bu Hazım Nazım, Haim Nazım Onat diye bir medrese kaçkınıdır. Bakın ilim başka şeydir, iman başka şeydir. Şeytandan alimi yoktu. Şeytan meleklere hocalık yapıyordu. O ilim onun Allah'a itaatini sağlayamadı. Hazreti Meryem'e, Hazreti Adem'e secdeyi reddetti. Allah'a asi oldu. Şeytan cin soyundandır. Cinler de insanlar gibi mükelleftir. Bu secde meleklere emredilmemiştir. Çünkü meleklerin itaatsizliğe istidatları ve iktidarları yoktur.
Onların ne yapacağı bellidir. İmtihan için yaratılmış olan insanlar ve cinlerdir. Mükellef olan, kainatta mükellef olan varlıklar içinde tek bu iki kategori, insanlar, cinler. Allah'ı insan ve cin idraki seviyesinde bilmek ve bu bilginin doğurduğu vicdani bir zaruretle, ibadetlerle tekrim olunmak için yaratılmış. Allah bunu ve ma halaktul cinne vel insi illa liyabudun suretinde ifade buyurmuştur. Ben cinleri ve insanlar, cinler insanlardan kalabalık olduğu için de Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ın icazının icabı her geçtiği yerde cinler evvel zikredilir. Ya maşerel cinni vel insi minel cinneti ven nas. Cinler kalabalıktır. 3000 yıl yaşarlar. Şu sizin yaşadığınız dünyada sahabe cinniler vardır. Sahabe. Buhari-i Şerif'i yazan İmam Buhari Hazretleri kitabını cinnilere de kontrol ettirmiştir. Onlara demiştir ki, aha benim kitabım, bunu karıştırın. Duyduğunuz, sizin de duyduğunuz hadislere işaret koyun. Çoğu hadisleri cinni alimlere de tasdik ettirmiştir. Bahsi dağıtmak istemiyorum. Ama insanlar ve cinlerin kulluk yapması için bütün masnuat-ı ilahiye, kainatta ne varsa hepsi bu gaye içindir. Kuyumcudan bir pırlanta yüzük alırsın. Onu bir kutu alır. Kutunun içine pamuk koyar. Pamuğun üzerine yüzüğü koyar. Kutuyu ambalaj eder. Ambalajı kurdeleyle sarar. Varlığın aslı Nur-u Muhammedi'dir. İki mesul kaynakta tezahür eder. İnsanlarda ve cinlerde. Bütün başka masnuat bu insanların ve cinlerin yaratılmasındaki gayenin gerçekleşmesi için yardımcı unsurdur. Şu kuyumcudan aldığın yüzüğün dekoru gibi. Çıplak vermiyor onu sana, çakıl taşı verir gibi. Allah da insanları ve cinleri bu yarattığı gayeyi gerçekleştirmeleri için hayvanları, insanları, suyu, yıldızı, ayı, güneşi, bütün mükemmenatın yaratılış sebebi budur. Bizim bu dünyada varlık sebebimiz Sani-i Azam, yani büyük yaratıcı. Ehadiyet sıfatıyla var olan Allah'ı bilmek ve bu bilginin doğurduğu vazifeleri ifa ederek ebedi yurdumuza gitmek. Gaye budur. Sen Kemalizm gibi pozitivist, materyalist, siyantist, batıl mezheplerin arkasına takılırsan bu gayeyi de görmezsin ve Allah'ın varlığını da kabullenemezsin. Çünkü pozitivizmde hak olan bir şey tecrübeten sabit olmalıdır. Laboratuvardan hakikat çıkar. Görürsün, temas edersin. Havassa hamse. Siz şimdi ne diyorsunuz? Beş duygu. Havassa hamse ile kabili kontrol olan şey hakikattir. İyi de bunu iddia eden adama desen sen delisin kabul etmez. Niye? Aklın var der. Aklını laboratuvarda gördün mü? Elledin mi? Gördün mü? Duydun mu? Aklın efalindeki tezahüründen varlığını kabul ediyorsun. Tezahüründen. Çünkü o gittiği zaman hareketlerindeki mükemmellik zahil oluyor. Aleme gülünç olacak işler yapıyorsun. Bu adamdan deliyle akıllı yan yana geldiği zaman bunun bir organı eksik değil. Aynı. Ama biri düzgün hareket ediyor, biri saçma hareket ediyor.
Bir şey eksilmiş. İşte o akıl. Bir şey eksilmiş. Bir ölüyle bir diri. Ceset itibariyle aynı. Aynı. Niye öldü diyorsun? Biraz evvel konuşuyordu, konuşmuyor. Kımıldıyordu, kımıldamıyor. Bundan bir şey eksildi. Sen de kabul edeceksin ki bir şey eksildi. Ama bu eksilen şeyi laboratuvarda göremiyorsun. Gelelim siyantizme. Siyantizmde ilim, müsbet ilim manasında. İlim, her hakikati elde etmeye kafidir. İlmin hudutsuz kudretine inanan nazariyen. Bunların hepsini ortaya atanlar da Yahudilerdir ha. Yahudinin felsefe silahıdır. İnsanlığı ifsad eder, kendileri itibar etmez. Her şey ilimle hal olur. Bizim bu materyalizmin kurbanı olan, vaktiyle düzgün şiirler yazmışken sonra Kur'an'a hücum eden, şiirler yazmış olan Tevfik Fikret diyor ki, bir gün fen yapacak şu siyah toprağı altın. Siyantizm topraktan altın yapma davasıdır. Böyle başlamıştır ilim tarihinde. Buradan siyans kelimesi doğmuştur Batı'da. Ama siyans tecrübi ilim demektir Batı'da bugün. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağı altın. Her şey olacak kudret-i irfanla inandım. Yani senin iman ettiğin mücerret mefhumlar doğru mu yanlış mı? Ya yanlış olduğunu ispat edecek ya doğru olduğunu ispat edecek, tasfiye edecek. Tecrübe sahasına girmeyen, fenle ispatı kabil olmayan bir mesele kalmayacak. Akıl buna muktedirdir. Fenni kullanmak suretiyle. Bunu diyen adama de ki, senin ilmin bugün aya gitmeye kadar yükselmiş. Kaşındaki kılla, kerpiğindeki kılla, sakalındaki kılı laboratuvara gönder. Hiçbir farkı yok. Kirpiğinle doğuyorsun. Sakalınla doğmuyorsun, o sonradan çıkıyor. Sonradan çıktığı halde onu kesiyorsun. Büyüyor. Allah aşkına kirpiğini tıraş eden, büyüdüğü için gözünü kapatıyor, bunu kısaltayım diyen birini gördünüz mü? İkisi de aynı kıl. Fiziki olarak, kimyevi olarak hiçbir farkı yok. Biri duruyor, biri yürüyor. Yürüyeni sen mi yürütüyorsun? Duranı sen mi durduruyorsun? Senin aklın bir ağacın toprak emip de meyve yapmasını bile izah edemez. Çünkü o ot, o gül ağacı, o elma ağacı, o ceviz ağacı, malzemesi, sermayesi toprak olduğu halde öyle şey yapıyor ki, kimya ordinaryus profesörü bir bunu yapamaz. Peki bu nasıl oluyor? Bu odun, bakın hepsi kurumuştu. Bahar geldi, toprağı emiyorlar, yaprak yapıyor. Çiçek yapıyor, meyve yapıyor. Topraktan lezzet çıkarıyor, tat çıkarıyor, koku çıkarıyor. Odun sobaya koyup yakıyoruz. Senin gibi beyni de yok. Lale soğanları toprağın altında bekliyor. Beyni mi var da Mayıs ayını bekliyor, Nisan 15'ini bekliyor. Toprak, aynı toprak. Şimdi de emsin de lale çiçeğini meydana getirsin ya, kim durduruyor onu? Beyni mi var bu lale soğanın? Allah o soğana bir başka bir istidat vermiş. Bir fasulye tanesini al. Bir de çınardan bir tohum al.
50 tane çınar tohumu bir fasulye cesametine ulaşmaz. Fasulye da tohum, çınarın kozalağındaki fasulyeyi insan ekiyor. Çınarın tohumunu rüzgar ekiyor. Çınarın o küçük tohumuna Allah-u Azimişan bir paraşüt halka diyor. Rüzgar onu uçuruyor. Paraşüt, çınar tohumunu, o kozalağını bir tahrip edin de seyredin. Bakar kör olmamak lazım. İnsansan kainata bakar gör olma. Fotoğraf makinesi gibi de bakma. Röntgen gibi bak. Fasulye bir mevsim yaşıyor. Vücuda getirdiği gövdeyi yazdan kışa taşıyamaz. Sonbahar geldi mi kurur dökülür. İlkbaharda onu bir daha ekeceksin. Çınarın tohumu 100 tanesi fasulye tohumu kadar olmadığı halde bir ağaç meydana getirsin. Kırılmazsa, yakılmazsa, tahrip edilmezse 1000 yıl yaşıyor. Zeytinin çekirdeğinden çıkan zeytin ağacı 3000 yıl yaşıyor. Kelebek 15 gün yaşıyor. Kaplumbağa 300 sene yaşıyor. Kainat, kudret-i ilahiyenin meşheridir. Akıllı adam, bu meşheri seyrederek, İbretle ve hayretle seyrederek tahkiki imana ulaşır. Allah niye meşhudatımız içinde değildir? İki sebebi vardır. Birisi, zuhurunun şiddetinden gayiptir. Şu elektrik, 2000 volta yükselse sen ona bakamazsın. Bakarsan gözün kör olur. Kaynak yapan adamlar niye maske takıyor? Maske takmasa bir müddet sonra gözü kör olur. Allah-u Azimişan zuhurunun şiddetinden gayiptir. Lisandan nereye gittik? Bakın, Kemalistlerin saçmalıklarını anlatmak mecburiyetiyle. Zuhurunun şiddetinden gayiptir. Kaldı ki, bizim nasıl gözümüzün takati var, çok küçük şeyi göremiyoruz, çok büyüğü göremiyoruz, buradan Ağrı Dağı'nı göremiyoruz. Ses kulak da böyle. Bütün mahlukata verilmiş olan kabiliyetler hudutludur. Diyelim ki Allah Azimüşşan bize zuhurunun şiddetine rağmen o şiddette bir varlığı görebilecek istidat verseydi. Onu kabullenmek mükafatı gerektirmezdi. Allah'ın bütün masnuat-ı ilahiyeyi ve bu arada insanı ve cinleri yaratması imtihan için olduğundan, imtihanı mukabilinde mükafat veya mücazat olduğundan, bu imtihan olma vasfı Allah'ın gayip olmasıyla, eserden müessire intikal suretiyle bir istikak kazanmakladır. Şimdi senin bir arkadaşın olsa, tanıdığın birisi, oturduğun odaya girdi. Hoş geldin Ali dedin, Veli dedin. Ben de yanındayım. Aferin sana Ali'yi ne az tanıdın desem. Bu ondan alay olur. Çünkü ben bu adamı yıllardır tanıyorum. Niye tanımayacağım? Hafızamı kaybetmedim der. Ama Ali kapının dibinde konuşuyor olsa, sen Ali'nin sesinden, ulan bu konuşan bizim Ali olmalıdır. Ya sesin edasından, ya kullandığı kelimelerden, bir şeyden istidlal ederek, bak istidlal sana bir faaliyet sahası çıkıyor. Bu Ali'dir desen. Kapı açılsa, gerçekten Ali olsa ben sana aferin derim. Sen de alay etme demezsin. Çünkü burada senin bir cehdin, bir dirayetin tezahür ediyor. İşte
Allah'a imanın mükafatı gerektirmesi için Allah'ın gaib sanatının, varlığının kainatta delillerinin tezahür etmesi lazımdı ki Ali'nin sesi gibi. Sen de mantığını, muhakemeni yürüterek, kullanarak onun varlığına intikal etmek suretiyle mükafatı hak edesin. İmanın karşısında mükafatın hak edilmesi, babamdan böyle duydum da onun için inanıyorum değil. Allah'ın kainat irade-i ilahiyesinin, kudret-i ilahiyesinin bir meşheri. Şimdi sergi diyorlar. Yere seccadeyi sersen sergi mi olur? Sergilemek diyorlar, teşhir. Yani müşahadeye açmak, görülebilir şekle getirmek. Meşher budur. Kainat bir büyük meşherdir. Kudret-i ilahiyenin meşheri. Sen burada Allah'ın kudretinin tezahürlerinden Allah'ın azametini idrak edersin. Yani tahkiki imana ulaşırsın. Mükafatın sebebi budur. Bu beyinsizler görmediğin, ellemediğin, koklamadığın havası hamseye muhatap olmayan hiçbir şey hakikat değildir. O zaman ölüm de hakikat değil. Teslim olma Azrail'e. Göreyim seni. Allah'ın takdiriyle, Allah'ın dilemesiyle kainatta olan hiçbir şeyi, hiçbir şeyi dilemesi olmaksızın var olmak ihtimali olmayan da hiçbir şeyi. Bütün insanlığın iradesi cam olsa meydana getiremez. Bunun ispatı şudur. Bir tek canlı hücre hiçbir laboratuvarda inşa, icat, ihtira, halk edilemez. Canlı hücre. Var olan bir şeyden başka bir şey yaparsın. Yoktan bir tek hücre yapamazsın. Var olan bir şeyi de asla yok edemez. Şekil değiştirir. Asla. İnsanlık tarihi boyunca sivrisinekten mutazarırdır. Mikrop taşır, insanı ısırır, rahatsız eder. Dünya kuruldu kurulalı sinekle mücadele edilir. Akreple mücadele edilir. Yılanı seven, alıp besleyen yoktur. Yılan gördüğü yerde öldürülür. Bunların hangisini beşeriyet küreye arzdan yok edebildi? Bütün beşeri takatler birleşse sivrisineği yok edemez. Kainattaki şu gerçeği gör de bu kainatı hakim olan temel kanunları kavra da adını itiraf et. Bunun da en iyi ifadesi her şeyden yüksek tuttuğun başını secde-i Rahman'a götürmektir. Sen her rekat namazda ben Adem'im. Adem'le Adem arasında bir met farkı vardı. Bir harf. Bu kelimeyi ayınla yaz yokluk olur. Elifle yaz Adem olur. Ayakta duruyorsun elifsin. Rükûa gidiyorsun dalsın. Secdeye gidiyorsun mimsin. Her rekatta Adem yazıyorsun. Ademiyetini itiraf ediyorsun. Sen Rab'sın. Ben senin mahlukun Adem. Kemalistler dil teorisini avdet ederek birkaç şey söyleyeyim. Bu bitmez. Bu güneş dil teorisine sarıldılar. Dedim ki Avrupa dillerinin Türkçeden çıktığı iddia edildi de bu iddiayı ispat zımnında uydurma da olsa bir kitap yazılamadı. Ben görmedim şimdiye kadar. Aşağı yukarı Kemalistlerin bütün martavallarını görmüşümdür. Çünkü çocukluğumda kitap bulamazdım. Yaşadığım kazada halk evi vardı. Kitap diye ne bulursam okudum. Hiçbir Kemalist onların martavalarını benim kadar görmüş okumuş değildir. Sevk-i kaderle. Allah beni oraya soktu ki
onların martavalarını öğreneyim de sonra onların melunluklarının tellallığını yaparım diye. Her oluş kader icabıdır. Kader haricinde bir şey olmaz. Böyle bir kitap görmedim. Ama iki cilt bir kitap gördüm ve bu da evimde var hala. Biz aklıma gelse, çünkü buraya ne konuşacağımı düşünerek gelmiyorum. Zuhurat. Getirirdim. Haim Nazım Onat. Bu adam medrese menşelidir. Dedim ki buraya nereden geçtik? İlim imanı mecburi hale getirmiyor. Hele nice zamandan beri iki kaynak Türkiye'de çürüktür. Bunun biri ilimdir, biri paradır. İlim fesat ile mağlüldür. Mağlül ne demek? İlletli. İlim fesat ile mağlüldür. Para haram ile mağlüldür. Parası çok olup da haramdan korunan birini görürsem vallahi ayağını öp. Eğer gerçekse ayağını öp. İlmi çok da sağlam adamsa onu da elini ayağını öp. Zenginlerde de çürük adam çoktur. Alim geçinen cahillerde de. İlmin efdali marifetullah'tır. Allah'ın hakikatine ulaşamayan adam kainatta ne bilirse bilsin cahildir. Cahil. İlmin efdali marifetullah'tır. İlim adamlarında da çürük çoktur. Para sahiplerinde de çürük çoktur. Bu iki sebeptendir. Çünkü nizam gayri İslami olduğundan her türlü batıl fikrin hürriyeti var. İstersen Mustafa Kemal'e Allah de haşa ve kella. Hiç korkma. Müslümanlar susar sana bir şey demez. Gavurlar da memnun olur. Savcılar seni ifadeye çağırmaz. Ya Allah dururken sen bir adama nasıl Allah dedin, nasıl peygamber dedin? Böyle bir şey yoktur. İstersen Allah'ı inkar et, suç değil. İstersen peygamberi inkar et, suç değil. Ama sen Diyanet İşleri Reisi olsan dahi, devletin en yüksek makamlarından biridir. Allahu Azimişan mirası şöyle emrediyor. Erkeğe bunu veriyor, kadına bunu veriyor. Hikmet-i Şeriyesi budur. Desen, soluğu mahkemede alırsın. Başta Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi, bilmem ne gazetesi, bilmem ne televizyonu sana ana avrat sövmeden fazla hücum ederler. Demek ki din aleyhine mutlak bir hürriyet var, din lehine nisbi hürriyet var. Nisbi, ahkam-ı şer'iyeyi müdafaa edemezsin. Şeriatın adını bile biz kullanamıyorduk. Allah'ın emirleri diyorduk, nehiyleri diyorduk. Şimdi elhamdülillah televizyondan bağırdım. Şeriat-ı Garra-i Muhammediye sizin demokrasinize de Avrupa kriterlerinize de bin fark. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bizim kimseden adalet, insanlık öğrenmeye ihtiyacımız yok. Elimizdeki kaynak bunun en mükemmelini. Kur'an'ın taliminin neticesi insanı kamil olmaktır. Kamil. İnsanı kamil. Bunun rehberidir. Adamı âlâ illiğinden alır, ona tabi olanı. Adamı esveli safiliğinden alır, âlâ illiğine çıkarır. Layıkıyla öğrensen ve layıkıyla tatbik etsen, onun sana sağlayacağı kemali hiçbir beşeri sistem eline su dökmek kabiliğindendir. Asla sağlayamaz. Çünkü insan ve kainat hakkında hiçbir beşeri ilim haşa ve kella Allah'ın ilmiyle yarışamaz. Her yarattığı mahluku o mahluktan çok daha iyi bilir. Zaafını, kudretini, nerede takviye ihtiyacı var. Nerede teyide ihtiyacı var, nerede tahrime ihtiyacı var, onu Allah gibi bilen hiçbir varlık olamaz.
Bu akıl, beşeri akıl şuna benzer. İnsanlar en az kendini tanır. Kendini ancak aynada görüyor çünkü. Bak, karşısındakini, efalini vesairesini seyrediyor. Onu daha kolay tanır. Akıl da kendini en az tanır. Akıl kendi üzerine katlanamaz. Akıl eşyayı tabiye inikas eder. Lakin senin gözünün bir takati olduğu gibi, kulağının bir takati olduğu gibi, fiziki gücünün bir haddi olduğu gibi, beyninin de bir takati var. Sen ne sanıyorsun? Hakikat senin idrakinle hudutlu mu olacaktı? Görme kabiliyetinle görülecek şeyler hudutlu değil, işitme kabiliyetinle işitilecek şeyler hudutlu değil de, kavrama kabiliyetinle kavranacak şeyler hudutlu mu olacaktı zannediyorsun? Balığın beyni varsa, onun için kainat denizden ibarettir. Çünkü dışarısını idrak edemek, çıktığı zaman ölür. Her neyse. Haim Nazım Onat. Medese kaşkını. Bu ilmin de fesat ile malülüyeti Osmanlı'nın son döneminde başlamıştır. Paranın da haramla malülüyeti Osmanlı'nın son döneminde. Osmanlı Tanzimat'tan sonrası orijinal Osmanlı değildir. Çeşitli sebeplerle inhiraf başlamıştır. O inhiraf kemalde zirve yapmıştır. Ama onun bir hazırlık safhası vardı. Ve kemalin zulmüne müstahak hale gelmişti millet. Başka türlü onun hakkında ruhsat vaki olmazdı. Unutmayın. Hayır ve şer. Hepsi ruhsat-ı ilahiyeyledir. Siz hayrihi ve şerrihi minallahi teala dersiniz de bunun üzerinde düşünmemişsinizdir. Hayrın da şerrin de halika Allah'tır. Kul failidir. Fail olmak bir vakanın veya şe'nin, şuunatın veya vukuatın meydana gelmesine kafi değildir. Allah'ın halik sıfatıyla dahil olmadığı hiçbir fiil vuku'a gelmez. Ayet, ağaçtan yaprak düşmez Allah murad etmedikçe buyuruyor. Her oluşta Allah'ın iradesi var, rızası sade hayırdadır. Bu sözler, bu meseleler bahsi değiştirir onun için. Belki zihninize bazı sualler geliyor. Benim alışkanlığım, muhatabımın zihninde varit olabilecek suallere cevap vererek gitmektir. Bu da lafı uzatıyor da, lisan için söyleyeceğimi söyleyemek durumunda kalmamak için kesiyorum. Bir saat oldu hocam şu anda. Ne? Şu anda bir saat oldu hocam. Fesubhanallah. Evet. Haim Nazım Onat medrese hocasıdır. Hocası. Talebesi değil. Mustafa Kemal Konya'ya gelir. Konya'da bir sohbet, halkla sohbet yapar. Çok halka itibarı var sanki. İnandığı sistem halka rağmen halk için. Halk için ben neyi doğru görüyorsam onu yaparım. Halkın istediğini değil. Halk cahildir. Kendi lehine olan işi isteyemez. Emil Ludwig. Bunu başka zamanlarda anlattım. Fransız aliminin arkasına takılmışlardır. Münkir, mülhit, mel'un, ne kadar Yahudi müellif varsa arkalarına takılmışlardır. Bu millet bunları öğrendiği gün arkalarına ne teneke çalacak. Ne olur bunların anıt kuburları bilmiyorum. Evet. Halkla konuşuyor. Haim Nazım bir sual soruyor halktan biri olarak. Biz devletimizin laikliğini ilan ettik. Laikiz. Laik devlet dinle alakadar olmaz. Niye imamların, hatiplerin maaşını bütçeden veriyoruz? Konyalılar humurdandılar. Mustafa Kemal'in beğendiği bir söz söyledi. Kim onun yanında onun kılına dokunabilir? Aslında bunun sebebi şudur, Mustafa Kemal'in söylemediğini
Bizim okuduğumuz idari hukukta hocamız Sıddık Sami söylüyordu. Bunu da tenkit zemininde söylemiyordu, takdir zemininde söylüyordu. Laik bir devlette din sınıfına maaş vermek devletin işi değildir. Laik bir devlette devlet memuriyeti vasfında bir diyanet teşkilatı gerekli değildir. Bu adamların amme hizmeti gördüğü de laik devlette kabul edilemez. Diyanetin yaptığı işler amme hizmeti değildir. Devlete alakadar etmez. Ancak buradan rejime bir zarar gelir diye devlet bunu kontrol altında tutmak için bünyesini almıştır. Bu laikliğe aykırıdır ama bir zarurettir diyor. Nasıl bir zaruret? Dini idiş etmek isteyen adam için bir zaruret. Dine hürmeti olan, bizim hiçbir dinlerle bir derdimiz yok. Derdin yok da kilisenin çanını değiştirmedin. Çan çalmak nedir bu devirde ya? Çık gelin kiliseye diye bağır desendi. Ama Müslüman ezanına dokundu. Hiçbir papaza asmadı Mustafa Kemal. Size mübalağa gelir binlerce hocas. Demek ki senin derdin İslamiyet'leydi. Mücerret dinle de değil. Dinle de değil. Açın Lozan Vadesi'ni 37'den 42'ye kadar maddeleri okuyun. Türkiye'de yaşayan gayrimüslimlere tanınan imtiyazlar. Biz Müslümanlar olarak bunun aynı haklara ait değiliz. Açın okuyun. Açın okuyun. Türkiye'de yaşayan bir gayrimüslim istirahat-ı usbiyyelerinde bir tek mesele söyleyeyim size. İstirahat-ı usbiyyelerinde bir resmi tebligatı kabul etmemekten, mahkemeye gitmemekten, herhangi bir resmi işi yapmamaktan dolayı mesul tutulamaz. Nedir istirahat-ı supiyyesi? Haftalık istirahatı pazar günü. O zaman tatil cuma. Lozan'da diyor ki bir Hristiyanı pazar günü mahkemeye çağırsa hakim gitmeyebilir. Çünkü ibadet günüdür. Müslümanlar cuma günü mahkemeye davet edildiği takdirde bugün benim cuma namazım var arkadaş gelemeyim desin bakalım. Size bir misal verdim. Mesele meseleyi açıyor ama dün buraya bir boşnak Müslüman geldi. Burada doktora yapıyor. Anlattı bu Balkanlardaki Müslümanların halini. Müteallim bir adam. Mürekkep yalamış bir adam. Dedim ki siz Osmanlı yetimi olarak oralarda garipsiniz dedim. Bana ne dedi biliyor musun? İnanılmaz bir şey. Siz Türkiye'de Müslümanlar olarak bizden daha garipsiniz dedi. Hala dün duydum bu sözü beyler dün. Vallahi yanlış söylüyorsun diyemedim. Gavur idaresi altında yaşayan Müslüman bana diyor ki siz Türkiye'de Müslüman olarak bizden daha garipsiniz. Bu sözün doğruluğuna size bir misal vereyim. Yunanistan bir Hristiyan devlettir. 150 bin Türk Müslüman yaşıyor orada, Batı Trakya'da. Batı Trakya'daki Müslümanlar için Gümülcine müftüsü bir miras taksimi feraize göre yapsa, oradaki bir Türk dese ki, Türkiye'de laik kanun var. Ben bu taksime razı değilim. Kadın erkek eşit alacak. Bir misal. Veya nikah hususunda bir şey. Yunan polisi, Yunan adliyesi, Yunan kuvayi siyasiye ve fiiliyesi o Müslümana der ki senin kanun bu, buna uyacaksın. Müftünün verdiği fetva mahkemenin verdiği ilam gibi geçerlidir. Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Bu Yunan gavuru. Zorla da alınmamış bu hak. Zorla da alınmamış. Allah bize akıl fikir versin.
Hayim Nazım Onat bu sözlerinden dolayı Mustafa Kemal Ankara'ya gittikten sonra milletvekili yapılmıştır. Ne seçim var ne bir şey. Hayim Nazım Onat Konya milletvekilliği yapmış. Konya milletvekilliği yaparken de bu güneş davasını Arapça biliyor ya, medrese hocası ya. Hadi sen bunu ispat et demişlerdir. İki cilt katır yükü kitap yazmış. İki cilt. Kapağının fotoğrafını göstereceğim. Ben kitabıma koydum. Kitapları getirmedim. Buyurun. Arapçanın Türkçe diliyle kuruluşu. Bu büyük boy 400-500 sayfadan iki cilttir. Arapça kelimelerin aslı hepsi Türkçeymiş. Onun için bunları atmamıza gerek yok. Arapça diye bu kelimeleri atmamıza gerek yok. Saçmalığa bak. Arapça Türkçeden çıkmış. İnanmayana gelecek hafta kitabı getiririm. İçindeki saçmalıklara vakit ayıracak vaktim yok. Ama bir misal daha vereyim bak. Eğer Müslümanlar iltifat etmeseydi, ha bundan dolayı artık Arapça kelimelere dokunmayın demesi lazımdı. Ama bu iş şuna benziyor. Bir kibrit çakarsın, bir ormanı yakarsın. Yakmak bir kibrit çakma. 5 gramlık enerji harcarsın. Ama söndürmek böyle değildir. O güne kadar yapılan işler bir ormanı yakmak kabiliğinden olduğu için artık alev bacayı aşmış. Aşmış. Muhafazakarlar da bugün bu uydurma dile tabi. Benim programcı da yaşam mı dedi? Ne dedi? Yaşantı mı? Kaşıntı mı? Bir şey dedi. İtiraz etti. Müslümanlar buna iltifat etmeseydi, ayak uydurmasaydı bu kadar yaygınlaşmaz. Mesail-i diniye de bu kadar anlaşılmaz hale gelmezdi. Allah'ın lütfu keremiyle ben bu işi çok erken kavradım. Bakın size bir ispat getirdim. Sene 1959. Hukuk fakültesinde bir dergi çıkıyor. Töre. Dergiyi görebilirsiniz. Buraya ben bir yazı yazdım. Türk dilinde buhran. Size okusam aynı bugünkü fikirlerimi 59 senesinde. Ben kaç yaşında oluyorum? 26 yaşında. Demek ki benim üzerimde lütfu ilahi çok, borcum da çok. Türk dilinde buhran. Bunu bulamazsınız. Ama ben bunu benim yazım için getirmedim. Bugün Müslümanlık dava eder görünen bir takım adamlar bu ihanete 1950'lerde ayak uydurdular. Onlardan birini getirdim. Allah aşkına Nuri Pakdil televizyonda Necip Fazıl mükafatı alıyor. Reis-i Cumhur'un elinden. Burada bir yazısı var. Bir iki cümle okuyacağım size. Gerisine adet yok. Türk dili ya da bir muştucu. İlkin Ataç'a saygı. Kim bu Ataç? Nurullah Ataç. Nurullah Ataç. Benim cenazemi camiye götürmeyin. Bana İslami usullerle teçhiz tekvin yapmayın. Ben elbiselerimle gömün diyen bir gavur. Gavur. Gavur da çok masum. İslam düşmanı gavur. İslam'la müteaddi, çarpışan bir kafir. Onun hikayelerini anlatsam. Ona saygı duyuyor bizim Müslüman Nuri Pakdil. Bak ne diyor. Bir senedir yazdığım yoktu. Yeditepe dergisinde Bay Mehmet Fuat, bu da Nazım'ın oğlu Mehmet Fuat. Fuat'ın da dediği gibi.
yazmadığım günlerde en büyük acısını Atacın ölümüyle duydum. Bunda böylesi bir duydum. Ben de böylesi bir rastlantıyı yorumlayamıyorum hiç. Çok görmedim Atacı ben. Atacı Mete diyor artık. Okumayayım isterseniz. Ben de gözlüğüm geriledi, okuyamıyorum. Atacı Mete diyor. Bu adam Kudüs şairiymiş. Ulan sen Mekke şairi olsan ne yazar be? O gün bugündür İldurma dil şampiyonu. Bir dinsizi normal İslami lisan düşmanlığından dolayı daha 59'da alkışlıyor. Eğer bir adam henüz unutulmamış kelimeler, hayat gibi, hakim gibi, istiklal gibi, hürriyet kelime gibi kelimeyi isterse o başbakan olsun. Benim pervam yok. Kimseyi memnun etmek için konuşmuyorum. Dururken bunların uydurmalarını konuşuyorsa İslami idrakinde nakise var. Hiç şüphe etmeyin. İslam'ı doğru olarak anlayan adam menşe-i Kur'an olan kelimeye iltifat eder. Bizim ihmalkarlığımız sebebiyle, bizim bu ihanete ayak uydurmamız sebebiyle unutulanları dava edebilsek keşke. Keşke. Ama ondan vazgeçtim. Henüz halkın tanıdığı kelimeleri kullanmakta devam edebilsek. Bu mümkün müdür? Bunun ispatı benim. Bu kadar dinlediniz beni. Bir uydurma kelime duydunuz mu beni? Alay için duydunuz. Tekzip için duydunuz. Tenkit için duydunuz. Ben anlaşılıyorum hala. Ben anlaşılıyorum. Perşembe günü Beyaz TV'deki konuşmada adamlar doğru söylüyorsa dünya rekoru kırdık diyor. 5 saat. Dün bir açık saçık kadın geldi. Sen niye daha evvel tanıyamamışım? Şimdi tanıdın ya, istifadeye bak dedim. Zaran mevsimde dönüş teker. Merak ettim o açık kadına. Ben dedim, 9'dan 2'ye kadar konuştum, 5 saat. Sen sonuna kadar dinledin mi? Vallahi bir o kadar daha olsa dinlerdim dedi. Belki bu kadın benim kullandığım kelimelerin pek çoğunu bilmiyor. Ama hakikatin dehşetini seziyor. Setredilen doğruların, aldatılmışlığın feveranını hissediyor benim konuşmamda. Demek ki eğer biz bu gavur kelimelerine, bu pis kemalist kelimelere, bu uydurma kelimelere iltifat etmesek, yönetim yerine idare desek, yön yerine cihet desek, yargı yerine adalet desek, yargıç yerine hakim desek, özgürlük yerine hürriyet desek, bağımsızlık yerine istiklal desek, kanıt yerine delil desek, tanık yerine şahit desek, bizi anlamayacak bir adam yok. Böyle demiyorsak davamızın geleceğine ihanet ediyoruz. Böyle dalnamen. Sor bir sual. Çok uzattım galiba ama. 1 saat 15 dakika oldu. Elimden gelse elimden bu davayı lazerle gökyüzüne bakarım, yazarım. Nasıl şu anda güneşi dünyanın yarı küresini peki herkes görüyor. Öyle bir yazı gökyüzüne yazmak isterim ki onu 79 milyon nefsi görsün. Herkes görsün diye bir yazı yazmak istesem Allahu Ekber yazarım. Kutuptaki de görsün. Emin olun böyle bir imkanım olsa da doğruları lazerle gökyüzüne yazsam gene tatmin olmam. İhtiraz savaba dönük olduğu zaman haddi hududu yoktur. Savaba haris olmaya bakın. Dünyaya değil,
paraya değil, makama değil. Onlara haris olmak, çocuğun çocukluk yaşında bir oyuncağına haris olması gibidir. Bir müddet sonra gözünden düşer. 5 yaşında oynadığı oyuncağı 15 yaşında versen güler, bundan oynamaz. Gözünden düşer. Dünya nimetlerin hepsi böyledir. Savaba haris olun. Sual sor. Üstadım, biz gençler olarak dava şuurunu nasıl kazanabiliriz? Bunun için ne yapmalıyız? Nasıl bir yol takip etmeliyiz? Evet. Çok güzel bir sual da. Hep bunu anlattık. Ve bunu yazdık. Genç insan istikbal demektir. Ben onun için gençlere hep muhatap aldım. Yaşamak sanatı gençler için. İslamcı gençliğin el kitabı gençler için. Boykot gençler için. Söylediğim sözlerin de kahir ekseriyeti gençler için. Mustafa Kemal niye gençliğe hitap? Niye? Çünkü geleceği herkes beka şansı arar. Beka. Beka. Onlar da gençlik devam ederse davası devam edecek. İnsanlarda en köklü duygu faniliğe itiraz ve baki olma arzusudur. Bunun en tatmin olduğu yer, çoğunuzun dedesi yaşındayım affedin, cinsi münasebettir. İnzalin lezzeti benden bir insan meydana gelecek. Faniliği aşıyorum idrak edin. Muhittin Arabi bunu böyle izah eder Fusus'ta. O fiildeki lezzetin sebebi faniliği aştım duygusudur. Onu düşünmez. Ama şuuru onunla doludur. Çünkü faniliğe itiraz, beka şansı elde etme, insanın en köklü arzusudur. Bu duygu karşısında la teşbih ve la temsil, haşa ve kella, Allah olmasa, ahiret olmasa, hesap kitap olmasaydı bile insanların birdenbire konuşurken konuşamaz, hareket ederken hareket edemez, kımıldayamaz, bir odun kütüğü haline gelmesindeki dehşet karşısında onları teselli edecek hiçbir şey yoktu. Çünkü insan buna razı olamaz. Hiç olmaya razı olamaz. Beka meyli o kadar köklüdür ki. Onun için ateistler ruhi buhran içindedirler. Perdeyi kapatırsam burası karanlık olur değil mi? Onun gibi. İdrak perdesini indiriyor, karanlıkta yaşıyor. İdrak perdesi açılırsa huzursuzdur, rahatsızdır. Bakın burada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim. İnşallah gencin sualini unutmayız. Her fiili hareket, her fiili hareket psikolojik bir zeminde vaki olur. Bunun manası ruhun bedene hakimiyetidir. Burada çok söyledim. Elimi kaldırdığım zaman öfkeyle kaldırışım farklıdır. Huzurlu bir mesele söylerken, keyifli bir mesele söylerken kaldırışım farklıdır. Aynı el kaldırış. Biri öfkeyi ifade eder. Biri huzuru ifade eder. Aynı göz bakıyor. Biri kini ifade eder, karşı taraf sezer onu. Biri muhabbeti ifade eder. Yalvarmayı da ifade edebilir. Bu göz bak, yalan söyleyemeyen, gözümün içine baka baka yalan söyledi derler ya, en zor iştir. Göz yalan söyleyemez, dil kolay söyler. Buna rağmen o yalan söylemeye muktedir olmayan göz, kim bilir belki bir cinli. Hiç bilmeyiz. Ha? Kemalist cinli kaçtı diyor. Kemaliste yılan olmak bile yakışmaz. Değil kuş olsun. Teşbihle müşabihin bih arasında alaka vardır.
beğendiğin bir adama aslan gibi dersin. Yılan gibi dersen düşmanlık ifade ediyorsun. Onun için Kemalist diyorsun. Müslüman demiyorsun. Evet. Neyse. Ne anlatıyordum? Dava şuuru. Soruları geçin. Dava şuuru ile ilgili bir soru. Nasıl dava şuuru kazanabiliriz diye bir soru, ona cevap veriyorum. Sualimden ne var? Başka bir şeye geçtim. Bak sen uyuyorsun. Kaldırıştan bahsettiniz. Ha. Her hareket. Sen zannetme, ben bakıyorum. Uyuyor musunuz, dinliyor musunuz? Her hareket tamam. Psikolojik bir zeminde vaki olur. Bunu iki ümmet, İslam ümmeti ve küfür ümmeti üzerinde size teşhis edeyim. İslam ümmetinin müşterek asarı nedir? Müşterek, onlardan müşterek olan beşeri tavır nedir? Yazı, mimari ve musiki. Başka şeyler de sayabiliriz tali derecede. Bunlar en umumidir. Ehli küfürde de bunların en üçü en umumidir. Unutmayın. Allah'ın bütün sıfatları her insanda mevcuttur. Her insanda hadi sıfatı da var, mudil sıfatı da var. Mudil sıfatı ilahiyesinin galebesiyle adam kafir olur. Hadi sıfatı ilahiyesinin galebesiyle mümin olur. Müminde de mudil sıfatı vardır. Hapiste, mahkum, mahcuz, haciz altında, hacir altında. Şahsiyete hükmedemez. Tahte şuurda hapistedir, hapisteki adam gibidir. Müminde böyle olan mudil sıfatının, kafirde de hadi sıfatı hapistedir. Herhangi bir saikle kafirde hadi sıfatı neşvu nema bulur, mudil sıfatına galebe sağlarsa o kafirken Müslüman olur. Müslümanda da bunun aksi olur. Çünkü insanlar ruhlar aleminde yaşamış olan bir vakanın dünyaya inikasından ibaret bir hayat yaşarlar. Allah-u Azimişan ruhları yarattığı zaman iki secde emretti. Bazı ruhlar iki secdeyi de yapmadı. Bazı ruhlar ikisini de yaptı. Bazı ruhlar birinciyi yapmadı, ikinciyi yaptı. Bazıları birinciyi yaptı, ikinciyi yapmadı. Beşeriyet dört kategoridir. Bir hamile kadın Müslümansa, onun ruhlar aleminden 120 gününü cenin ana rahminde tamamladığı gün, ruhlar aleminden bir ruh, bir melek refakatinde gelir, radyasyon gibi cenine girer. Kadın bir ürperti geçirir. Kadınlar arasında yaygındır. Melek seni okşadı derler. Melek okşadı, meleğin rahme, ruhu bir radyasyon gibi giydirişidir. 120 günden sonra cenin zihruhtur. O melek onun ömrünü yazar, kaderini yazar, rızkını yazar vesaire gider. Sait veya şakî olduğunda yazar. Şimdi bu kadın Müslümansa, bu baba Müslümansa, onun rahmine 120. günde, hamilelik günde getirilen ruh, birinci secdeyi yapan ruhtur, sabit olmuştur. Çünkü Müslüman ana babadan doğacak. Ama ikinciyi yapış yapmadığı belli değildir. O yaşadığı hayatı mümin olarak tamamlayabilirse, o zaman ikinci secdeyi de yapmış bir ruh olduğu sabit olur. Bunu bilinmediği için, kafirin doğurduğu çocuk birinci secdeyi yapmamıştır. İkinci secdeyi yapmış mı o da bilinmez. O son nefeste anlaşılır. Bunun manası el-emnü küfrün vel-ye'sü küfründür.
ben mutlaka Müslüman olarak ölürüm diye iddia etmek de küfürdür. Çünkü bu Allah'ın takdiridir. Sen ruhlar aleminden bir şey bilmiyorsun. Bunun aksi de küfürdür. Kaide nedir? Beynel havfi ver raca. Korku ile ümit arasında yaşamak. Elhamdülillah Müslümanım. İnşallah bu iman ile ahirete giderim. Allah'tan beraat fermanı alarak imanla ahirete gitmekten daha büyük bir başarı hiçbir insan için hayal mahsulü bile olamaz. Vaki olmasını bırak, hayal bile edilemez. Ebediyet üzerinde bir düşünürsen, saadeti de ebediyet, felaketi de ebediyet. Ve subhanallah. Elin bir saniye ateşe değse kıvranıyorsun saatlerce. O zaman beynel havfi ve reca. Bunun manası kafirde de hadi sıfatından nasip var. Müminde de mudil sıfatından nasip var. Kafirin de Müslüman olmak olarak dünyadan gitme ihtimali var. Müminin de kafir olarak gitmek ihtimali var. Hazreti Ömer diyor ki bir kişi cennete gideceklerse umarım ben olurum. Herkes cennete girecek, bir kişi cehenneme girecekse korkarım ben olurum. Ölçü bu. Şimdi kafirin hadi sıfatı ilahiyesi tahte şuurda mahcuz, mahpus olduğu için kafirin bütün hareketlerinde huzursuzluk vardır. Huzursuzluk. Bu huzursuzluk mimari de belli. Kaktüs dikenini andırır kilise mimarisine bakın. Kaktüs dikeni. Müslümanın camisine bak. Kaplumbağa sırtı gibidir. Kavisler hakimdir. Huzurlu bir adam kağıda bir çizgi çizse yuvarlak çizer. Asabi adam zikzaklı çizer. Nasıl bu el asabiyeti ifade ettiği zaman seri hareket eder, keskin hareket eder. Nasıl ki hapishanede 5 metre mesafede yürüyen mahkum huzursuz olduğu için o 5 metreyi koşar gibi yürürler. Yavaş başlar fark etmeden hızlanır. Çünkü ruh bedeni hakimdir. Gavurun yazısı da böyledir. Gavur yazısı, kırık çizgiler hakimdir. Allah aşkına el yazısıyla şiir yazın da bir çocuğa gösterin, şiir okur onu. İki iyi yan yana geldi mi iyi oldu. Kırık çizgiler hakimdir. Aynen asabi adamın çizdiği gibi. Musikisi köpek kırıltısını andırır. Müslümanın musikisi bir tekbiri düşünün sabah makamından. Bir de gavurun senfonisini düşünün. Köpek kırılıyor zanneder. Bu huzursuzluğun tezahürüdür. Çünkü her kafir mahpusa, şuur altında mahpusta ve mahcuz olan hadi sıfatını ona hürriyet veremediği için huzursuzdur ruhen. Bu onun elinin değdiği her şeye akseder. Her şey. Gelelim genç ne yapacak? Genç evvela imani esasları doğru öğrenecek. Bunu televizyon vaizlerinden değil, ciddi kitaplardan öğrenecek. Televizyonda bir doğru konuşana mukabil 10 tane sakat konuşan var. Kimse düşman edinmek istemiyor. O sakat konuşanların karşısına geçip de arkadaş sen bunu nasıl dersin? İhsan Şen Ocak yapıyor arada bir. Ebu Bekir Sefil yapıyor Allah razı olsun. Başkaları kelime-i tevhidde la yokmuş gibi illa ile başlıyor. İllallah diyor. Halbuki ben kelime-i tevhide başladım, la da takıldım. La ömrümün sonuna kadar. Çünkü şunu fark ettim. Defi mefasit celbi menafiden evladır. Bu İslam hukuku kaidesidir. Mecelle kaidesi. Yani bir yerde mefsedeti bozgunculuğu def etmek, izale etmek, bertaraf etmek, önlemek,
menfaat gelbinden daha önceliklidir yeni tabirle. Evveliyetlidir. Bir yerde menfaat temin etmek var, bir yerde de mazaratı def etmek var. Evvela o mazaratı def edersin. Sonra menfaati düşünürsün, rahatlamandır. Benim hayatım la demekle geçti. Orta mektep talebesiydim, Kemal Paşa'ya küfrettim, bir hafta kovuldum. Bugün küfretmeyi kendime yakıştıramıyorum da. Çocukluk yapmışım. Ama tenkit ediyorum. Kanunları zorlayarak. Kanuni imkanları zorlayarak. Neden? Kanundan çok Allah'tan korkuyorum da ondan. Es sakitü anil hakkı. Şeytanül ahres. Peygamberin tehdidi ilahiyeti var. Hakikati bilip de söylemeyen dilsiz şeytandır. Hiç olmazsa ima etmeye çalışıyorum. Hiç olmazsa söylenebildiği kadarını ihmal etmemeye çalışıyorum. Çünkü her nimet bir borç olur. Her nimet. Sana bir bardak su veren adama mecbur değil. Bir teşekkür borcu doğar. Allah haşa mecbur muydu da sana göz verdi, sıhhat verdi, böbrek verdi, bağırsak verdi, şunu verdi, bunu verdi. Bütün nimetler ondan. Hiçbirimiz öyle bir günümüz vardı ki anamızın babamızın hayalinde bile yoktuk. Ey gençler, sizin de hayalinizde olmayan insanlar başka bir zamanda dünya hayatı yaşayacak. Bütün nimetlerin sahibi o. Bu nimetler bir borç olmaz mı? Sen bir bardak su versen de adam sana teşekkür etmese ya mecbur muydum? Ben sana iyilik ettim, karşılıksız verdim. Allah'ın nimetleri Allah'ın borcu olmadığı için birinden mahrum olanın feryadı hakkı yok. Hakkı olan bir şey elinden alınmış değil. Bunu bir hatırayla size anlatayım. Belki o çocuğun sualine kamil cevabı haftaya veririz. Bu mühim bir mesele çünkü. 27 Mayıs'ta Harbiye'de, Harbiye binasının bahçesinde vaktiyle at bağlamaya mahsus bir yer vardı. Oraya 100 numara kabinesi gibi hücreler yaptılar. Aynen 100 numara kabinesi gibi. 27 Mayıs'ta ben bu hücrelerde 15 gün hapis yattım. Sonra Balmucu şeyine nakledildi. Telefon kulübesi kadar bir şeydi. Orada hapiste yatarken ihtilattan mendik. İhtilat. Herhalde bilemediğiniz bir kelime söyledim. İnsanlarla halt etme, karıştırmaya biz halt karıştırma deriz. Halbuki halt karıştırma demektir. Mahlut karışık demektir. İhtilat, insanlarla münasebette bulunabilme, karışma şansı demek. İhtilattan men. Avukatın görüşemez. Ailenden kimse görüşemez. Hiç kimse. Ölsen haber verirler. Cesedini gelsin alsın diye. Başka türlü değil. Orada astsubaylar işte vaktiyle Menderes demiş ki astsubaylarla da ben idare ederim. Subayların bazı kıpırdanışına karşı. Onunla tutuyorlardı. Sabahleyin karavana geliyor. Hücrenin kapısını açıyorlar. Dışarıdan süngülü. Açıyorlar. İşte nohut veriyor, kaşık yok. Efendim, pilav veriyor, intihar edersin. Kaşığı, çatalı biletirsin, bıçak yaparsın da intihar edersin diye. Çatal, kaşık yok. Yoğurt veriyor, onu içeceksin. İşte pilav veriyor, bulgur pilav veriyor vesaire. Yani o yemek de öyle bir acayip yemek. Kedi bile doymaz. Verdik demek için. Bir astsubay dedi ki bir gün, burası bugün boşalıyor dedi. Sen ne anlarsın? Hiçbir kabahatin yok. Mahkemeye çıkacağız, beraat edeceğiz lan dersin. Öyle iple çektik. Arapçada bir darbe mesel vardır. El intizar ve eşeddü minen nar. Beklemek ateşten daha yakıcıdır. Öğlen oldu, bir şey olmadı. Dedik ki, yani bu mesai beşe kadardır, akşama kadar bu iş olur.
Olabilir. Gene bekledik. Çünkü astsubayın bize yalan söylemesine ne gerek var? Adam bizim halimizi acıyordu. Saat 5 oldu. Ne gelen var, ne giden var. Şimdi hücrede namaz kılabilmen için kapıya vuracaksın. Asker gelip açacak. Sıra sıra hücrelerin baş tarafında bir lavabo var. Orada abdest alacaksın. Beklemekten dolayı namazda kılamadık. Abdestimiz de yok. Saat 5'i biraz geçtikten sonra kapıya vurdum vurdum. Çocuk top oynamaya çıkmış bahçeye. Güç bela geldi. Duyarsa gelecek, açacak. Affedersin, lavaboya gidecek olsan altına edersin, adam yok. Bu şartlarda. Geldi açtı. Lavaboya doğru yürüyorum. O kabinler 10-15 metre mesafede, yani sıra sıra dolu. Yüzlerce adam yatıyor orada. O gün 30-40 kişi falandık galiba. Belki de biraz daha fazla. Her hücrede bir adam var. Lavaboya giderken bir inilti duydum. Şimdi hücrenin kapısı dışarıdan sürgülü de üzerinde bunun kadar bir küçük kapı var, mandallı. Dışarıdan açılır, içeriden açılmaz. Onu açıp bakıyorlar öldün mü kaldın mı diye. Sürgüleri bütün kapıyı açmıyor da şundan bakıyor öldün mü kaldın mı diye. Asker ben top oynuyorum abi sen içeri gir gelir kapatırım kapıyı dedi. O da düşünüyor ki saat 5 olduğuna göre subaylar gitmiştir. 5-5.30 gitmiştir. Kimse gelip de beni efendim dövmez. O dövmeleri de gördük, askerleri dövmeleri de gördük. Onlara küfürleri de gördük. Onları anlatmıyorum. Şimdi burada bir başka noktayı anlatmak için bunu söylüyorum. Bir inilti duydum. Şu küçük kapıyı açtım baktım. Sonra hikayesini anladım. Balmumcu'ya gidince toplu kaldık. Bu adam Şehzade başında bir otobüs tamircisinde çalışıyormuş. O şimdi gördüğünüz oteller yok o zaman orada. 27 Mayıs ihtilalinin seneyi devriyesinde İstanbul'da cemselere, çengenelere doldurdular. İstanbul'da gösteri yaptılar. Gösteri yaptılar. Şahmata, davul, zurna, bilmem ne falan. Şenlik yapıyorlar seneyi devriye. O çocuk da bunlara bakmışlar. Çingenelerin hareketlerine gülmüş. Orada bir sivil polis varmış. Bunu tekif etmiş, getirmiş. Bundan yatıyor. Abi çıldıracağım dedi. Şu kapıyı aç da koridora çıkayım dedi. Şimdi bunu görseler ya. Yani dayaktan öldürürler adam, mübalağa etmiyorum. Öyle hadiselerde şahit oldum, anlatmıyorum. Acıdım çocuğa, ağlıyor. Bu işle boş çıktı dedi, bu sözle boş çıktı. Biz burada öleceğiz dedi. Söyledik, ben de söylemiyorum. Açtım kapıyı lan, ne alacaksa alsın. Çıktı. Biraz daha gittim, bir ağlama sesi daha duydum. Bunun da hikayesini sonra öğrendim. Bu da Rüstempaşa Camii'nin bir yukarıdaki sokakta bir kapı aralığı kadar bir yerde çaycılık yapıyor. Latif. Yani 5-10-20 sene evveline kadar oradaydı. Esnafa çay dağıtıyor. Dükkanında çay içecek bir sandalye koyacak yer yok. Bir kapı aralığı. Sonra şeyden sonra gittim gördüm. Hapisten sonra. Ağlıyor. O zaman o var 30-40 yaşlarında. Dedim ki ya ne ağrıyorsun? Dedi ki ağabey dedi. Ben 4 tane çocuğum var dedi. Ben yevmin cedid, rızkın cedid. Yani bugün kazanı bugün yerim. Benim çocuklarım aç 15 gündür buradayım. Ne olduğumu da bildikleri yoktur dedi. Dükkanımın önünde gelecek pazar mukabil bir ihtilal olacakmış dedi birisi. Fazla ekmek alalım. Ya öyle mi dedim bu kadar. Orada bir polis varmış bizim hepimizi derdest etti dedi. Sadece ona etmemiş. Bitişindeki Nalıncı'yı etmiş. Nalıncı'nın köyden gelen
damadını etmiş, işçilerini etmiş. Onlarla hep sonra Balmucu'da beraber olduk da hikayelerini öğrendik. Zırıl zırıl ağlıyor. Oraya kadar ben mukavemet ettim. Yani çocuğu dinledim, biraz ruhen sarsıldım ama böyle bir zehir alan bir bünye gibi oldum. Bunu da görünce hani dizlerim bağı çözüldü derler ya, yaşamayan bunu bilmez. Ben birden boşluğa düştüm. Dizlerim ben tutmadı. Birden duvara tutuna tutuna doğruldum. Aklıma bir film geldi. Film seyretmiştim. Talas Bulba diye Gogol'un bir kitabı. Talas Bulba Kırımlılar, Ruslara karşı ayaklandıran bir adam. Milli bir kahraman. 10.000 kişilik ordu kurmuş. Sonra bir sahrada askerler orada ölüyor. Bir ağacın dibinde. Yavaş yavaş böyle çökmüş. Bir bakıyor ki askerler ağlıyor. Askerler ağlıyor. Allah Allah. Böyle bir diriliyor. Bunu filmde canlandırmışlar. Dev gibi bir adam. Ayağa kalkıyor. Ulan ne ağlıyorsunuz? Bir kahraman ölüyor diyor ama bu onun sonu oluyor. Perde gibi düşüyor. Askerler nazine kızıyor. O film geldi aklıma. Yavaş yavaş duvara tutuna tutuna kalktım. Dedim ulan ne ağlıyorsunuz? Başka şeylerden de ağlama geliyor. Oraya gidene kadar kaç kişi anlatmıyorum. Ne ağlıyorsunuz? Allah'ın nimetleri Allah'ın size borcu muydu? Şimdi sizin birinizin gözü ağrısa, dişi ağrısa bir gün yerine burada bir ay yatayım yeter ki bu ağrı kesilsin demez misiniz? Üzerinizde kalan sağlık nimetine şükredin. İman mı? Bunlara bir nutuk çektim. Yakalansam ya oradan sağ çıkmam. Ben böyle bir hadise gördüm. Turan Bulgurlu diye bir subayın, binbaşının bir askeri nasıl anavrat söverek dövdüğünü gördüm. Bir hücre kapısını böyle namaz kılmak için ne içinse birisine açtığını gördüler diye. Teneke koymuşlar hücreye. Abdest bozmayı orada yapacaksın. Mustafa Kemal'in mahkemesinin menemende hocaların hücresine bile teneke koymuş. 1200 kişi bir arada burada abdest bozacaksınız diye. Maksat hayayı kör etmek. Maksat zulüm. Bunlara bir nutuk. Yaşa var ol marolları yerine geldi. Döndüm geldim. Abdesti aldım. Asker geldi hücreyi kapattı. Ben ikindi namazı kıldım. Birisi hücreden hücreye seslendi. Sen ne namazı kıldın dedi. İkindiyi kıldım dedim. Sen dışarıdan haberi yok. Biz böyle gün ışığı görmedik 15 gün. 15 gün görmedik hiçbir şey. Dedi ki o akşam çoktan oldu dedi. Öyleyse akşamı da kılayım diyorum ama secde edecek yer yok. Duvara secde ediyorsun. Akşamı kıldım, dua ediyorum. Kapılar paldır küldür açıldı. Meğersem karanlık bastırmasını bekliyorlarmış. Yeni tevkifler var, yer açacaklar. Biz kafi derecede eziyet çektik, uslandırdılar bizi. Bizi Balmumcu'ya taşıyacaklar. Yeniler gelecekmiş yarın. Emniyette yakalanmış adamlar varmış. Onlar da kim? Onlar da yeni kapıda bir kahvehane vardı. Dağ sahil yolu kenarında. Orada konuşurken demişler ki biri Karadenizli. La Habur'dan bir tünel yapın da Yassıada'ya gitsek Menderes'i kurtarabilir mi yok? Lan senin hükümetin oradan Yassıada'ya tünel yapamaz. Bu söze inanılır mı? Bunları tünelci diye getirdiler. Balmucu'da karşılaştık sonra. Evet. Onu tevkif eden bilmiyor mu bu tünel yapılamayacağını, bunun bir palavra laf olduğunu? Ama sen Menderes'i kurtarmayı düşünüyorsun. Adamın hissiyatına ceza veriyor. Bu adamlar aylarca Balmucu'da yattı. Tayyip Bey'e diktatör diyenlerin kulakları çınlasın. Hadi Mustafa Kemal'in diktatörlüğünü anlatamıyoruz.
yaşadığım devirlerde gördüğüm diktatörler bir anlatsam da baksınlar Tayyip Bey benziyor mu, diktatöre benzemiyor mu? Sana diktatör diyoruz. Adam hissiyatına ceza veriyor. Sen ha Menderes'ten yana kalbin. Gel yat bakalım hücrede. Onları dolduracaklarmış, bizi çıkardılar. Bunun manası Allah'ın nimetleri, Allah'ın borcu değildir. Zayi olan bir borç, bir nimet karşısında tahammül eder, şükreder, sabredersen bunun mukabilinde uhrevi mükafat alırsın. Bir müminin Allah karşısında en büyük nail olacağı makam rıza makamıdır. Allah kuldan kolay razı olur, bahane arıyor. Allah kulunu kurtarmak için bahane arıyor. Burada bir hadis-i şerif anlattım. Riyaz-ı Salih'in başında adam, 100 kişi öldüren adam, çare bulmak için giderken yarı yolda ölüyor da, azap melekleriyle rahmet melekleri münakaşa ederken Allah-u Azimüşşan Cebrail'i gönderiyor. Gideceği yeri ölçün, geldiği yeri ölçün, yarı yolu geçtiyse rahmet melekleri götürsün. 100 cinayeti olan adamı, 100 cinayeti. Gideceği yere yarı yola gitmemiş bu kara meğer. Allah-u Azimüşşan gideceği yere yaklaş, geldiği yere uzaklaş diye emretti. Bu peygamber sözü efendiler. Ölçtüler, yarı yolu geçmiş çıktı, rahmet melekleri götürdü. Niye? Kurtuluş için çare arıyordu. Bu günahtan kurtulmak için. Tabii bu iman zemininde günah içindir. Başka bir hadis daha söyleyeyim size de. Allah'tan razı olmak mı zor? Allah'ın bizden razı olması zor. Onu bir doğru kavrayın. Peygamberler zamanda da ileri geri giderler. Sade mekanda değil. Allah-u Azimüşşan onu götürür. Mahşerde olacak alemi gösterir. Çünkü ilmi ilahi de her şey olmuş bitmiştir. Bizim bu dünya hayatımız çevrilmiş bir filmin televizyonda seyrinden farksızdır. Sen görürsün orada adam bir hareket yapar, o an yapıyor gibi. Halbuki onu çok evvel yaptı. O görüntü, bu alemdeki hayat bir görüntüdür. Peygamber buyuruyor ki, Ruz-i Mahşer'de bir adamın günahları, sevapları tartıldı. Bir seyyiye hasenatına galip geldi. Bu adam mümin. Ama hasenatından seyyiatı bir fazla. Bir seyyiye miktarınca yanmak üzere cehennem yolunu tutmuş giderken bir dostuna rastladı. O dedi ki yahu sen ben dünyadayken ikaz ederdin, namaz kıl kılmazdım, oruç tut tutmazdım. Ben cehennem yolundayım da senin burada ne işin var? O dedi ki hasenatımla seyyiatım tartıldı. Bir seyyiye fazla geldi. Bir seyyiye miktarı yanmak için. Aa dedi. Benim de hasenatım, seyyiatım tartıldı. Ben de bir hasene çıktı. Bir hasene madem seni kurtarıyor. Biz dünyada arkadaştık. Sana vereyim onu dedi. Bu hareketi Allah-u Azimüşşan'ın gönlüne hoş geldi. Ey kulum. Sen ki sahip olduğun bir haseneyi dostuna verebildin. Senin de bütün seyyiatını mahvettim. Onunla beraber yürüyeceksin. Allah kurtarmak istiyor. Yeter ki bir bahaneye yapış. Bunlar bunun delilidir. Allah'ın rahmeti gadabına galiptir. Şimdi bu kadar nimet-i ilahiyenin şükür babında ödenecek ilk borcu cihattır. Gencin sualine geliyor. Neden? İlk lazıme Allah-u Azimüşşan'ı sıfatları itibariyle Allah-u Azimüşşan hakikati üzere onu tanımak. Bundan evvel bir kula başka bir vacip yoktu. Bu imandır. Şimdi imana ulaştın. Bunun ilk tezahürü merhamettir. Bir insanda imanın kök saldığına,
gerçekten sökülmez bir şekilde yerleştiğinin delili ondaki merhamet duygularının tuğyan etmesiyle belli olur. Merhamet sende tezahür etmiyorsa, senin sahip olduğun nimete nail olamayıp ondan mahrum olana bir acıma duymuyorsan, sende iman kemale ermemiş. Yeni dikilen bir fidan gibi meyve vermez. Belli bir olgunlaşma mevsimine ihtiyacı var. O olgunlaşma tamamlandıysa merhamet duyarsın. Bu merhametin merhamete en layık olan çolak olan değildir. Kör olan değildir. Topal olan değildir. İmandan mahrum olandır. Çünkü o mahrumiyetlerin hepsi gelgeçtir. İmandan mahrumiyetin neticesi ebedi hayatın mahvı perişan olmasıdır. Nimetin, iman nimetinin tecelli etmesinin mükafatı da neticesi de sonsuz bir hayatın saadetine ulaşmak. İmansızlığın neticesindeki mahrumiyetten daha büyük mahrumiyet tasavvur olunamaz. İmana ulaştın da günahın var da bu günah dolayısıyla geçici bir ceza çekeceğiz. Geçici ya. O geçici günahkarlara bile o kafirlerden keşke ben de cehenneme gitsem de bir çift sonu olsa sonu. Sonu olsa bayılır. Biz hücreden çıktık ya. Balmuncu kışlasına geldik. 16 kişi böyle bir yerdeyiz. Pencereleri dolma taşla örmüşler. Gene gün ışığı yok, lambayla oturuyoruz gece gündüz. Hapisten çıkmış kadar sevindik. Çünkü orada bir kişisin. Merhaba demek. Bakın benim kapım aşağıda hiç kapanmaz. Ben bu sözü Allah'ıma Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde verdim. 4,5 ay beni tek başıma yatırdı. Karavana getiren askere selam versem selamımı alması yasak. Görürlerse ceza verirler. Bizimle konuşmak yasak. Bir merhaba demek, bir merhabaya muhatap olmak, bir nailiyet olduğunu bunu kaybetmeyen bilemez. Halk der ya yalnızlık Allah'a mahsustur. O yalnızlığı böyle müthiş bir de ölüm tehlikesi içinde. Adam diyor ki seni yaşatmayacağız, buradan sağ çıkamazsın. Bu sözü de omuzlu kalabalık birinden duyuyorsun ve yalnızsın. Sandalyeleri kapının arkasına yığıyordum ki gece gelirlerse sandalyenin gürültüsüne uyanayım, mukavemet edeyim. Seni öldürmeye gelene tek gelmez ki. Nasıl mukavemet edeceksin? Teselli. Bunları niye söylüyorum? Yalnızlık müthiş bir şey. Başına gelmeyen bunu bilmez. Ama buraya gelenlerden birisi gammazlamış. Ben burada konuştuktan sonra aşağı iniyormuşum. Aşağıda içki içiyormuşum. İnternette görebilirsiniz. 7 sülalemi Yahudi yapanlar da ama bu söz buraya gelen birinindir. Çünkü o Oda TV'deki adam bilmez ben yukarıda konuşuyorum da yazıhanem aşağıdadır diye. Bu gelen birinin gammazlamasıdır. Şimdi her zaman böyle biri karışabilir. Bundan dolayı hakikate iştahı olan adamları ben mahrum bırakayım. Hayır. O da duysun da belki hidayet bulur. Bir insan diyorsa ki ben dalaletteydim, bunu çok duydum. Ben kemalistim, şuydum, buydum, namazsız, niyazsızdım. Sen dinledin de şöyle doğruldu, beni bahtiyar. Beni bahtiyar ediyor. Bazı gelenler şeker getiriyor, bilmem ne getiriyor. Hiç gözümde yok. Millete ikram ediyorum. Ama böyle bir söz duymak var ya, ben namaz kılmıyordum. Ben sıkı kemalistim. Birisi yazdı ki, sizin siteyi hakırlamak vazifesini bana verdiler. Ben de bu hakırlayacağım sitede ne var diye merak ettim. Cazibenize yakalandım. İmanımı buldum. Ama dikkat edin, sizin peşinizde çok adam vardı. Teşekkür makamında bize mesaj atıyor.
Hidayet adama nerede gelir belli olmaz. En şiddetli kafir de karşıma gelse, Mustafa Kemal de gelse onu hakikat devre eder. İster kabul etsin, benden borç gider. Cuma günü hatip ne diyor? Ve ma aleyna illa belâh. Bize düşen tebliğdir. İman Allah'ın takdiriyle. Ezelde ruhu secde etmemişse, sen adama istediğin delili göster. Fayda vermez. O ezeldeki nasiptir. Evet, netice itibariyle ilk ve en büyük nimet iman, onun doğurduğu ilk borçta merhamettir. Merhamete en layık insan da imandan mahrum olandır. Ameli bozuk Müslüman değil. Yani bütün tarlalar senin. Ekmiş desen, bütün tarlalar ekip biçemeyeceğine göre ne yaparsın? En mümbit tarlayı seçersin, oraya ekersin. En fazla kar, imandan mahrum olanı imana getirmek. Hazreti Ali'ye Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ya Ali, senin vasıtanla bir kişinin hidayete ermesi, bak düzgün amel yapması değil, hidayete ermesi, üzerinde güneşin doğup battığı her şeye sahip olmaktan senin için daha hayırlıdır. Hidayete vesile olmanın böyle azametli bir neticesi var. Amele, amelen düzeltmenin faydası yok mu? Var. Amelen düzelttiğin adamdan da o amelden, o ameli işleyenin kazandığı sevabın aynısı sana gelir. O da kazan. Ama imana getirmekteki sevapla kabili kıyas değil. Çünkü amel cennette veya cehennemde derecelenmeyi gösterir. Sağlar. Makamın cennet veya cehennem olması amelle tayin edebilseydi, makbul amel sahibi, dürüst gavurlar da cennete gidebilirdi. Dünyanın en faziletli kafiri bile, Allah'ı inkar eden adam bile veya doğru tanımayan cennete gidemez. Amel, ahiret kurtarmaya yetmez. Düzgün amelli kafir, cehennemin biraz daha az şiddetli yerine gider. Tıpkı cennet gibi cehennem de kademelenmiştir. Tek cins değildir. Müminler de cennette derecelerine göre saadet ererler. Onun için amelle iman kıyas edilmez bir şeydir. Buna göre ilk vacibe imanı elde etmek, senin ona sahip olman, ameli noktadan da bunun ilk sende tezahür etmesi lazım gelen netice merhamettir. Merhamete en layık insan da imandan mahrum adam. Bunun için Almanya'ya gitmene gerek yok. Fransa'ya gitmene gerek yok. Biz iki milletiz. Sarsılmayan, bu tahribattan zarar görmeyen veya en asgari de amelen zarar görse de imanen zarar görmeyen ümmeti Muhammed olarak kalmıştır. Bu Kemalizm kervanına intikal edenler ümmeti Kemal'dir. Asla ümmeti Muhammed değildir. Adı Can olabilir. Avrupa'da Can diye yaşıyordur o. Bedeni senden olabilir. El küfrü ümmetün vahide. Küfür bir millettir. Türk'ün de, Kürd'ün de, Arap'ın da, Acem'in de, Fransız'ın da, Alman'ın da, İngiliz'in de, Amerikan'ın da kafiri aynı kategoridedir. Ya Romanya Başbakanı geldi, reisi cumhuru. Romanya'da Türkler var, bu bizim ittisal vasıtamızdır falan dedi. Romanya'daki Türkler gagavuzlardır, Hristiyandırlar. Türkçe konuşurlar. Hepsini bana versen en zayıf bir müminle değiştirir misin? Asla. Milyon kafir, milyon. Trilyon kafir bir Müslümanın kılına değmez. Allah katında,
şerefül insan bil iman. La bil mal ve la bil nesep. İman böyle bir nimet. Azrail'le görüştükten sonra bileceğiz bunun ne olduğunu. Şimdi ben ne desem, başkalar ne dese size çoban kavalı gibi gelir. O ölüm gerçeği var ya, o gelip çattıktan sonra anlayacaksın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ne saadetmiş. Şimdi bunu anlatmaya imkan yok. Nasıl ruhlar aleminden bir şey hatırlamıyorsun? Nasıl ana rahminden bir şey hatırlamıyorsun? Yaşadığın hayatı biliyorsun. Çocukluğundan bile fazla bir şey hatırlamıyorsun. Kabir aleminde bilmezsin, ahirette bilmezsin. Onu o zaman anlayacaksın. Ana rahmindeki bir çocuk, hepimiz ana rahmindeyken bu hayatı tasavvur edebilir miydi? Ruhlar alemindeki ruh ana rahmin tasavvur edemiyor, yaşamadan bilinmez. İşte bu iman nimeti ahiret içindir, dünya için değil. Dünya için imanın tezahürü olan ameldeki düzgünlüktür. Buna kafir bile hürmet eder. Laiklerin biz dine dokunmuyoruz dediği budur. Çünkü ahlaklı adamdan bir zarar gelmez. Allah'tan korkan adamdan bir zarar gelmez. Ama o Allah'a inandığın, Allah'ın emrettiğini gel cemiyet hayatında yaşayalım hep beraber dediğin zaman orada dur, şeriatı istemez. Senin imanın mücerret inanmaktan ibaret kalsa hiçbir kafir seninle mücadele etmez. Ama hayata ve nizama aksedeceği zaman o rahatsız oluyor. Çünkü o nefsine uymuş. Rakı içecek, senin nizamın onu men edecek. Zina edecek, men edecek. İstenmeyen budur. Dinin tamamını istemiyor değil. İnanmayan ateist bile sen inanıyorsun. Ya inan diyor, bana ne diyor. Hayata aksettirmek. Halbuki İslam'ın hakim olduğu bir nizamda gayrimüslim de istediği gibi ateist de yaşar. Onu Müslüman olmaya mecbur etmeyiz. Müslümanların ülkesinde nizam İslami'dir. Gayrimüslim nasıl isterse öyle yaşar, amme intizamını bozmamak şartıyla. Çünkü İslam hümanisttir. İnsana cebir tatbikine razı olmaz. Amme intizamını ihlal etmiş. Ama bunlar Müslüman görünerek gavur yaşamak istiyorlar. İncelik buradadır. Desen ona ki sen gavursun. Ha ben desem Kemal ister gavurdur. 40 tane şikayet olur savcıya. Desem demiyorum. Evet. 40 tane şikayet olur. Ama sen amelen gavursun. Amelen gavursun. Kadıköy'e cami yapılıyor, karşı çıkıyorsun. Şuraya Üsküdar bir cami yaptın. Miting üstüne miting yaptınız bu yapılmasın diye. Sen Müslümansan. Sen gel kılma, zararı yok. Sana kimse cebretmiyor. Layık Türkiye. Bak istediğiniz oldu. Müslüman burada namaz kılacak ya. Müslümanlar ne derdin var? Namazınla ne derdin var? Bu gidiş şeriat istemeye gelecek. Bunun sonu bu. Korku burada. Yoksa bunların bizim namazımızla, orucumuzla, zekatımızla bir alakaları yok. Bunlar sonu şeriat-ı garra-i Muhammediye'ye gidecek diye korkuyorlar. Halk Partisi milletvekili. Şeriatı def etmiştik. Maalesef geri geliyor diye. Bu Halk Partisi milletvekili. Başka bir Halk Partili milletvekili bilseydim böyle getirdim, gösterdim burada sizi. Başka önümde duruyor. Ben Hristiyanım. Hristiyanlığımla iftihar ediyorum. Türk tabiyetin taşımaktan da utanıyorum diyor bu adam milletvekili. Merak edene, isteyene aşağıda gösteririm. Milletvekili. Müslüman milleti temsil ediyor. Halk Partisi milletvekili. Kadın. Ben Hristiyanım. Hristiyanlığımla iftihar ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktan da utanıyorum. Çünkü Türkiye'yi gavurlaştıramadılar. Gavurlaştırabilselerdi, demokrasiye geçildikten sonra halkın reyiyle seçilen iktidarlarda bir defa da onlar olurdu iktidar.
Sandıktan ümidini kestikleri için sandık her şey değildir diyorlar. Eğer onlar sandıktan çıkma ihtimalleri olsa milli iradeyi tebcil ederler. Ulvileştirirler. Şansları kalmayınca milli irade tukaka. Güzel. Biz dönelim meselemize. Nimetin en büyüğü iman. Bir genç evvela imanı kazanacak. Bunun tabii bir neticesi merhamettir. İmanın kendisinde kemal bulduğunu, kökleştiğini şuradan anlayacak ki bundan mahrum olanlara merhamet duya. Bu ikinci safa cihattır. O zaman imana bizi götürmekte, iman elde edecek dedim ya, bunu gidip bakkaldan alacak değil. Bu imanı nasıl elde edecek? Bunun esbab mucibesini nasıl kavrayacak? Bunu kavradıktan sonra bunun icabı olan fiiller neler? Onları nasıl yapacak? Onları yaptıktan sonra sabaha kadar namaz kılmayacak. Allah'ın feraiz kadrosunda emrettiği işi yaptıktan sonra terdi olarak cihada koşacak. Bunların her birinin şartları var. Bir adam mümin olmasını temin eden şartlar var. Birazını başta anlattığım gibi bu kainata bakar kör gibi bakmamak. Masnuat-ı ilahiyede mestur olan kudret-i ilahiyeyi görmek. Seni iman-ı hakikiye ulaştırdıktan sonra oturup dinin esaslarını öğrenmek. Sonra inandıklarını amelen yaşamak. Bu yaşamada bir mertebe elde ettikten sonra nasıl iman kemale erdikten sonra merhamet uyanıyor da cihada seni sevk ediyor, imansız acıyorsun. Acıyorsun, yardımcı olmaya çalışıyorsun. İşte onun gibi o amel düzgünden sonra ameli bozuk olanlarla da uğraşırsın. Bunların hepsinin ayrı ayrı icabı var. Bunların birincisi ilimdir. İlim. Cahilin mücadelesi kör dövüşüdür. Hulasatan söylüyorum, gelecek hafta açarım bunları. İlim, bu nasıl elde edilecek? İlim. Mevkin ne olursa olsun, kimya okudun, fizik okudun, tıp okudun, hayır. Ne okursan oku. Mükellef olduğun imanı, İslam'ı öğren. Cumhuriyet ölçüsüyle değil, imparatorluk ölçüsüyle öğren. İmparatorlukta sıradan bir vatandaşın bildiği kadar öğren. Ben sana medrese hocası kadar Ebu Suud Efendi gibi ol demiyorum. Buna ömrünü vakfedersen hiçbir işe yaramazsın. Ben bir mühendis tanıdım. İsmini vermeyeceğim, belki hala hayattadır. Allame. Allame. 30 cilt Kur'an tefsiri yazıyordu 5-10-20 sene evvel. Çıktım bilmiyorum. Yazar. Yazar. Görmediği kitap. Fiili hiçbir zeytin çekirdeği kadar meyvesi olmayan çınar ağacından farkı yok. Bugün İmam-ı Azam Hazretleri gelse boş oturur. Onun ancak cevap vereceği bir suali zihninde tecessüm ettirecek bir adam yok. Ona giderler, köy hocasına sorulacak bir şey sorarlar. Bana adam diyor ki aşağıda. Vahdettin Paşa. Vahdettin Paşa. Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya niye gönderdi? Buna benzer bir sual sorarsın İmam-ı Azam'a, o da güler. Boş oturur, boş. Allame olmaya gerek yok. Esasat-ı diniyeyi kavra, yeter. Nafile ibadetle uğraşmaya da ihtiyarlar baksın. Mücadele edemeyen adamlar yer. Sen genç misin? Kavga meydanına yürü. Eğer Türkiye'ye kaçan Suriyeliler memleketlerine mücadele etselerdi Esad şimdi gitmişti. Dini, imanı çiğnenirken sesini çıkarmadı. Bir kıyam vakı oldu, ona da iştirak etmedi. Türkiye'deki Suriyelilerden 300 bin asker çıkar. Belki de yarım milyon. İhtiyarlar mazur, çocuklar mazur, kadınlar mazur, gençlere ne diyelim? Cephe kaçağı.
Kabahat bu kadar olsaydı. Kabahat bu kadar olsaydı. Türkiye'de duramazsın diyen mi var sana? Avrupa'ya gitmeyi göze alıyorsun da Ege Denizi'nde boğuluyor. Dünyanı da ahiretin gibi mahvediyorsun. Yazıklar olsun. Ben bunları seyrettiğim zaman acıyorum da. Herkes de acıyor. Ben cesedin gittiğine acımıyorum. Cephe kaçağı olarak öldü. Ebedi hayatını mahvetti. Buna acıyorum. Hak namına mücadele ederken ölen adama acımam. Gıpta ederim. O peygamberlikten sonraki en yüce makama ermiştir. Ama o hizmetten kaçan, kaçarken de ölen adama. Kaçmasına acımak bir tarafa, bir de daha müreffeh yaşayacağım diye Avrupa'ya gidiyor. Gavur memleketine. Bakın ben 11 sene orada yaşadım. 11 sene. Ezan sesi duymadım. Şimdi minareli camiler yapılmış 3-5. Duymadım. Vallahi en fazla hasret duyduğum şey oydu. En fazla hasret duyduğum şey. Ya bir Müslüman memlekette bir Müslüman göreceksin, selam vereceksin, selam alacaksın. Bir ezanı Muhammedi duyacaksın, Müslüman memlekette olduğunu hissedeceksin. Sen Müslüman Türkiye'yi bırakıp Almanya'ya gitmek için denizde boğulmayı göze alıyorsun. Allah bunun için Esad'ı size musallat etmiş. Zalim cinayet işler, kader adalet işler. Bu işlerin başka hikmetleri de var. Onları konuşmak istemiyorum. Ama bu bir misaldir. Bu bir misaldir. Cihattan kaçıyor. Neden? İman zafiyeti için. Bana bugün deseler ki seni Almanya'ya kral yaptım. Gel burada yaşa. Orada yaşamadan belki krallık hoş bir şey. Ama orada yaşa. Vallahi de kabul etmem. Billahi de kabul etmem. Allah biliyor yüreğim. Müslüman memlekette hamal olarak yaşarım. Bir gavur memleketinde fabrikatör olarak, milletvekili olarak, bilmem ne olarak yaşamayı tercih etmem. Caiz de değildir ha. Bizim oradaki Almanya'daki işçilere ben diyordum ki, burada daha çok kazanç var diye gelmiş olsanız da tasih niyet yapın. Ben dinimi burada daha iyi yaşarım diye geldim de kazancın da helal olur. Eğer sen Müslüman bir memleketten velev yarısı yanmış bir odun gibi olsa, marsık gibi olsa, galebe İslam'da hala. Camileri yıktılar ama o kadar çoktu ki hepsini yok edemediler. Sen Müslüman bir memlekette yaşamayası parası çok diye gavur memleketini tercih edersen aldığın kazandığın para haramdır. Haram, haram. O Almanya'da para kazananların çoğu niye dolandırıldı? Hiç kader perspektifinde bakan yoktur. O paranın kazanılmasına medar olan gaye gayri İslamidir. Hicret dinini daha iyi yaşamak için caizdir. Mücadele şansı olmayan yerde. Buradan da dinimi daha iyi yaşayacağım diye Suudi Arabistan'a gidenleri de kınıyorum. Orada ne şehit oldun ne gazi. Orada çürük tahtayı yaldızlamak kabilinden sabaha kadar namaz kıl, her sene hac et, her ay umre yap. Bu egoistliktir. Senin apartmanın var, kaç çıkıyorsun. Yanındaki adam parkta yatıyor, ona bir çadır al. Senin apartman çıkmanda da imanın ilk meyvesi merhamettir. Unutmayın. Bu egoistliktir. Nafile ibadeti feraizi ifa edemeyen, cihadı yapamayan yapsın. Gece sabaha kadar namaz kılacağım ama fırsat bulursam, dinleyici bulursam sabaha kadar hakikatin tellallığını yaparım. Doğru olan budur. Farzda eksiğin varken vacibe, sünnete, nafileye itibar eden egoisttir.
Nefsine yalgın sürüyor. Suudi Arabistan'a hicret edeni bile kınıyorum. Çok adamı kınadım. Çünkü yiğit düştüğü yerden kalkar. Bu İslam bayrağı burada sukut etti. Burada yeniden itilaya kavuşacak. Şimdi bir espri yapayım. Bak sancağı bile hazırladım. Ehli küfür. Ehli küfür bunu görse der ki sancağı bu evdeydi. Getirmek istemiyordum böyle düşünürler diye. Sonunda dedim ki bu güzel şeyi konuşurken arkanda olsun. Diyecekler varsa desinler. Kıyam gerekmez. Çünkü gidiş İslam'adır. Şimdi kıyamı mahallende yap. Beldende yap. Televizyoncuysan televizyonda yap. Gazeteciysen gazetende yap. Şimdi cihadın vasıtaları değişti. Milleti uyandırmak için, milleti yeniden İslam'a uyandırmak için gerek imanda zaafı olanın bu zaafı yenmesine yardım etmek, gerek amelde kusuru olanın bu ameli düzeltmesi için çalışmak cihattır. Tarihteki harpler kadar mübarektir. Canını feda ederek harbe giden adamlar kadar, gaziler kadar bu cihat ehemmiyetlidir. Çünkü o zaman İslam galipti zaten. Bir adam harbe gitse de gitmese herkes asker değildi. Bu seferberlik de çıktı şeyde. Harbi umumi de çıktı herkesin asker olmaz. İstanbul halkından asker alınmaz. Medrese okuyan asker olmaz. Herkesin askerliği imparatorluğun sonunda bir tatbik edildi. Cumhuriyet de bunu havada kaptı. Herkesin çocuğuna yat, kalk, yat, kalk. Subayların kaprisi. Gerekmez. Bugün silahlar gelişti. Daimi ordu olacak. Bu ordunun üçte biri kadar yeter. Daimi. Adamı sen 1,5 sene mi şimdi? Nedir askerlik yapıyorsun? Bir daha harp olsa askere çağırsan o gelene kadar harp biter. Elbise değiştirene kadar harp biter. Veya bitmese bile yeni silahı kullanmasını bilmez. Osmanlı ordusu Erdem muvazzaftır. Muvazzaf. 40 yaşına kadar askerlik yapar. Hatta fedakarlık yapamaz. Çoluk çocuğun düşünür diye de 40 yaşına kadar evlenmez. Bunlar hep düşünülmüş işler. Demek oluyor ki cihat İslam'ın galebe şansı beliren bir zamanda cihatta ihmalkar davranana, İslam'ın galip zamanındaki tembellik yapan, tekasül gösteren, yani ağırdan alan, talebenin tembel tembel tahtaya kaçması tekasüldür. Kelime azaltmayı marifet saydı bu Kemalistler. Evet, tekasül gösterene, kanuni devrinde tekasül gösterene bir ceza verilirse, bugün tekasül gösterene 1000 ceza verilir. Kanuni devrinde savaşana 1 mükafat verilirse bugün savaşana 1 mükafat verilir. Çünkü mahrumiyet zamanı. Bu mahrumiyetten çıkılacak. Hizmet etmek isteyen için bu mevsim esnaf der ki bazen saçaktan para dökülüyor piyasanın canlı olduğu zaman. Saçaktan sevap dökülüyor. Kazancın bol olduğu bir mevsim. Bunu kullanın. İslam'ın galebesinden sonra bugün yaptığınız hizmetin 10 katını yapsanız bugünkü kadar hasenat olamazsınız. Bugün Allah'tan bize mahrumiyet zammı var. Beşeri hayatta bile böyledir. Bakın Güneydoğu'da vazife yapanlara battakilere nazaran bir risk farkı veriliyor. Mahrumiyet zammı alıyoruz Allah'tan. Hiçbir şey yapamayan size Almanya'da bir çöpçünün çocukları camiye getirmek için nasıl bir çare bulduğunu anlattım. Eğer sen sevaba harissen, İslam'ın galebesini arzu ediyorsan, senin kurtuluşun bu galebe istikamette çalışmaya aynı zamanda bağlı olduğunu, namaz gibi, oruç gibi, Allah'ın vecahidu fi sebilillahi bi envalikum ve enfusikum emrinin
idrakindeysen yapacak bir iş bulursun. Eli ayağı tutmayan adam bile bulur. Eli ayağı tutmayan adam bile. Yatalak hasta bile cihad eder. Müslümanların galebesi için dua eder. Dua-u silahun bi müminin. Nefes alıp verdikçe yapacağın herkes için bir iş vardır. Her vasıfta adam için. Her durumdaki adam için yapacağı bir şey. Zaten yapacağı kadardan mesuldür. Yani ben az iş yaptım. Belki huzur-u ilahide kurtulamam. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Belki 1000 lira zekat ödeyen adam huzur-u ilahide zekat borcundan halas olur. Onun karşısında 10 milyon ödeyen ne demek? Kurtulamaz. Niye? Onun borcu 100 milyonsa, 10 milyon ödüyorsa %10, %99'u Allah ona soracak. Biri 1000 lira ödüyor ama %100'ü bu kadar. Takatlar eşit değil. Allah'ın nimetlerini eşit sağlamamış, dağıtmamıştır. Bu kainatta ihtilaf üzere kuruludur. Bu beşeri hayatı mümkün kılan da budur. Herkes aynı derecede akıllı olsaydı sokakları kimse süpürmezdi. Çöpçülüğü kimse kabul etmezdi. İhtilaf asıldır. Kainatı mümkün kılan da bu farklılıktır. La yükellifullahu nefsen illa vüs'aha ayetini düşünün. Herkes takati kadar mesuldür. Ama burada takatinden fazla yük yüklerde bir teselli bulmayın. Çünkü bu mefhum muhalif yoluyla takati kadar yüklerdir. Yarısı boş bardak demekle yarısı dolu bardak aynı şeydir. Bedinsen, kötümsersen boşu evvel zikredersin, yarısı boş bardak dersin. İyimsersen yarısı dolu bardak dersin. Recaul mümin min imanihi. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki müminin iyimserliği imanındandır. Reca Türkçedeki mana değildir. Reca iyimserliktir. Bizim nikbin, bedbin dediğimiz şey, kelimeler Farsçadır. Ecdat Arapçadan almış, Farsçadan almış. Türkçeyi muhafaza etmiş. Zengin bir dil meydana getirmiş. Sizin bugün kullandığınız dil eskiden telefon direkleri ağaçtı. Nedir bu desen? Ağaç. Ama dalı yok, yaprağı yok, meyvesi yok. Bir kütük. Sizin dil, dalı, budağı, budanmış ağaç gövdesi gibi. Halbuki onun kamil ağaç olması o dalla, o budakla, o meyveyle, o çiçekle. O bir kütüktür. Kütük. Dil bu hale gelir. Evet. Netice itibariyle bu genç imana nasıl ulaşacak? Esbab-ı mucibesini nasıl kavrayacak? Ondan sonra amele nasıl ulaşacak? İlme nasıl ulaşacak? Ne derecede ulaşacak? Ondan sonra kendi imkanlarına göre neler yapacak? Bir kitabın ön sözünü, fezlekesini, bahis başlıklarını okumak kabilinden bu sohbette söyledim. Kitabı okumaya gelirse içindekileri çeviririz, kitabı başlarız. Bu kitabın ön sözü gibi oldu. Haftaya nasipse, unutmazsak bunu tafsilatıyla anlatırız. Allah-u Azimüşşan hak ve hakikat namına buraya bir şey dinlemek niyetiyle gelmenizden dolayı attığınız her adım mesafe mukabilinde size birer hacca ekber sevabı ihsan eder. Allah'ın hazinesi eksilmez. Attığınız her adım mukabilinde ruyetullah ile nimetlendirin ahirette inşallah. Allah-u Azimüşşan bu nimet-i imaniyenin bize kadar intikalinde hizmeti sebkat etmiş olanların cümlesinin ruhlarını şadan ahandan eylesin. Allah-u Azimüşşan bizim de neslimizi kıyamete kadar iman ve İslam üzere lütfen ve keremen, lütfen ve keremen ipka buyursun. Allah-u Azimüşşan milletimizi tekrar eski şerefli mevkiine ihsal buyursun. Allah-u Azimüşşan öyle mesut bir neticenin gerçekleşmesinde bizlere de ahirette beraatimize yetecek derecede hizmet nasip etsin. Amin.
Amin, amin ve selamun aleyhi mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Değiştiği için. Böyle bir devlete ihanetin cezası elbette idam olmak lazım gelir. Zira hakaik-i Muhammediye'nin galip... Şem alemin.